İnsan dünyaya gelirken muhtaçlık suyunda yıkanmış, acizlik hamurunda yoğrulmuş ve yalnızlık denizine atılmış bir varlıktır demişti nenem. Çocuktum. Ne demek istediğini anlamadım. Bir kardeş olmalı insanın. Bir tane de olsa mutlaka bir kardeşi olmalı demişti. Ben de çok istedim. Bir kardeşim olsun istedim hep. Etrafımdaki çocuklara baktım. Hepsinin birer kardeşi vardı. Beraber oynarlar, beraber gezerler, beraber yaramazlıklar yaparlar, beraber kavga ederler. Didişirler, kızarlar ama bir sıkıntı oldu mu dayarlar omuzlarını birbirine. Kardeş değil, sırttaş olurlar. Anama dedim kaç kere. Neden tek çocuğum ben? Neden hiç kardeşim yok? Kaç defa küstüm, kaç defa kapattım kendimi odalara. En sonunda aldı beni karşısına. Gönül dağını gösterdi. Dedi al bak, senin kardeşin bu. Dağdan insana kardeş olur mu? Sırtını dayamaksa mesele, gönül dağından güzel dağ mı var? Ben sırtımı hiçbir dağa yaslayamadım. Ne oyun oynayacak bir kardeşim, ne arkadaşım, ne de kimsem oldu. Acer'in oğlu, kellerin Rıfat. Kendimi bildim bileli yalnızdım hep. Omuz omuza vereceğim, sırt sırta duracağım bir kardeşim olmadı. Belki ben de ondan olamadım. Hep eksik, hep yarım kaldım. Kardeş dediğim daha benden kimleri kimleri aldı. Bana da hep yalnızlığı kaldı. Allah Allah. Bu çocuklar niye ağlıyor ki? Anahtar üstünde kalmış herhalde, bir şey yok oğlum. Mehriban! 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 Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Bir şey yok. Mehriban! 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 Bir şey yok oğlum. Oğlum bir şey yok. Oğlum. Sen burada bekle, tamam mı? Bir şey yok. Mehriban! Mehriban! Kızım yok bir şey. Mehriban! Mehriban! Mehriban oğlum. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu gülüm? Kız babanlar. Komşular!
Komşular yetişin! Neriman. Neriman. Tamam gülüm. Tamam. Tamam gülüm, gülüm. Baba, anneme ne oldu? Bir şey yok oğlum. Oğlum bir şey yok. Tamam sen burada dur. Bir şey yok. Fahat ne oldu oğlum? Ya bilmiyorum, bayıldı herhalde. Teyze içeride bebeler var. Siz göz kulak olun, olur mu? Tamam ya, tamam. Korkma. Dayı kapıyı aç. Bir şey yok. Yok anne. Bir şey olmaz. Yok baba. Bir şey yok. Ömer'im gel, gel, gel. Yok oğlum, bir şey yok oğlum. Yok, yok çocuğum. Yok, gelecek anne. Yok çocuğum. Yok, yok. Ay ne iyi oldu değil mi burada yaptığımız iftarı? Vallahi ne güzel oldu böyle ya. Bayağıdır böyle biz bize iftar yapmıyorduk. Bir değişiklik oldu. Oh, Selma vallahi çay da çok güzelmiş. Eline sağlık. Afiyet olsun canım benim. Bir de bitmiş senin çayın, bir tane daha doldurayım. Açık olsun. Ay canım sen ver istersen. Senin ellerin titriyor. Ver, ver, ver. Dur, bana. Hallederim ver, ya. Ver, ver. Koy, koy. Ben hallederim. Yani sanki onun eli titremiyor da... Sen biraz karın üstüne titriyor gibisin ha? Aşık köpek senin. Ya dur la. La oğlum dur, bir çaylar dökecek. La dur, çay dökeceksin. Dur dur. Allah Allah, ne var? Hem ayrıca ne var, titriyorsam titrerim. Karım değil mi? Sana ne? Ha? Sana ne? Kıskan mı? Ya o değil de siz şu Akira dayıya bakın hele ya. Adam var ya, yazılım uzmanı çıktı ha. Ummadık taş baş yarar delilmiş ya. Vallahi helal olsun ha. Yemin ediyorum. Başı sen yarıyordun az kalsın. Oğlum adamı kaybedip yerine başka adam getirmek ne lan? He? Burada kuşa yem olsa adam ne yapacaktık? Ya siz Hatice değil de bir neticeye baksana amcaoğlu sen. Allah Allah. Adam sonuçta bulundu mu bulundu. Ne var ya? Allah Allah. Japonlar birbirine benziyorsa benim ne suçum var ya? Japonlar birbirine karşılamaz diye bir Kur'an mı var? Hayır var da ben mi bilmiyorum ya? Ya tamam oğlum bırakın onu bunu ya. Tamam boş verin şimdi. Bak biz var ya bak. Çok büyük iş yapacağız ha. Yani bak bugün bizim miladımız. Bak bugünü not edin tarihe. Bak eğer biz bu sistemi çalıştırabilirsek... ...vatana, millete hatta bütün dünyaya çok yarar sağlayacağız. Yani artık deprem yüzünden sönen ocaklar... ...analarını babalarını kaybeden evlatlar... ...çocuklarını kaybeden analar babalar olmayacak. İnşallah Mürola, inşallah çalıştırabiliriz de. Çalıştırırız tabii amcaoğlu ya. Allah Allah. Bugüne kadar biz neyi çalıştıramadık da bunu çalıştıramayacağız? Çalıştırırız Allah'ın izniyle. Rahat olun ya. Abicim siz bu icat işlerini daha önce yapmadınız mı? Yine yaparsınız. Bizden size tam destek. Eyvallah Kenan abi, sağ olasın. Bu arada çok güzel bir gün olmuyor mu bugün ya? Vallahi en kötü günümüz böyle olsun ha. Efendim anneciğim? Ne? Hastanede mi? Nasıl ya, ne oldu ki? Tamam, tamam geliyorum, bekle. Kim arıyor Osman, ne oldu? Annem ya. Ya babam hastanedeymiş, bir kavgaya karışmış. Aa, nasıl ya Münir Başkan'ın kavgayla ne alakası? Ya bilmiyorum ki ya, gidince öğreniriz. Aa, tamam, 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 bir şey yoktur babanın. Geç, 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 dur lan, dur, bir şey olmaz oğlum, bir dakika dur ya, bir öğrenelim. Ah Münir ah, sen niye atıyorsun ki kendini kavganın ortasına? 20'lik delikanlı mı sandın sen kendini? Ya hem sana ne el alemin kavgasından, Allah muhafaza ya daha kötü bir şey olsaydı ben ne yapardım sonra? Ya Murat iyiyim ben ya, heyecanlanma. Yani korkacak bir şey yok. Seyfettin benim oğlum sayılır ya. Hem bana ne demek ya? Yani orada öyle yani dayak yerken durup seyretse miydim? Yapamazdım. Buyurun gelin. Başkanım müsaade var mı? Ne demek müsaade var mı? Gel oğlum gel. Gel iyi misin? Ha? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Başkanım ben iyiyim ama size bir şey olsaydı ben kendimi asla affetmezdim. Çok çok özür dilerim başkanım, ben asla böyle olsun istemezdim. Özür dilemek ne demek Seyfettin ya? Sen benim oğlum sayılırsın ya. Ben seni orada başkanın olarak değil, yani bir abin olarak, bir baban olarak korudum. Bak aynı şey yine olsun, gözüm kapalı yine yapardım aynı şeyi, merak etme. Baba, babacığım. Gel kızım. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim bir tanem. Çok korktum. Çok korkuttun beni. Korkma hayatım, korkma. Maşallah. Çok iyiyim, turp gibiyim. Merak etme. Geçti. Başkanım geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun başkanım. Geçmiş olsun. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Sağ olun gençler. Sağ olun. Ya baba benim anlamadığım nasıl oldu ya? Kim yaptı ki bunu? Ben Nefsim Hanım'ın eski nişanlısıyla münakaşa ediyordum. Başkanım beni kurtarmak için geldi. Benim yüzümden hepsi. Yani Ufuk mu yaptı bunu size? Ruh hastası. Ufuk mu? Seyfettin kim bu ya? Ufuk mudur, Umut mudur, kimdir bu? Ha? Biliyor musun sen yerini, yurdunu? Aynen aynen. Bize şunun yerini söyle desen. Biz bir ifadesini alalım oğlum. Hadi.
Seyfettin söylesene adamın yerini ya. Beyler biraz sakin, tamam? Tamam. Bir şey yok ha? Ya yok, bu böyle olmayacak. Bu Mevsim Hanım'a gideceğim ben. Bu Ufuk mudur, Umut mudur nedir onun yerini öğreneceğim. Ya tamam sen bir dur. Tamam bir sakin olun Allah aşkına. Bak baban da iyi. Çok şükür. Masuma ne sakin ol, gözünü seveyim ya. Baksana baban ne hale getirmişler ya. Allah Allah, yanına kar mı kalacak bu? Şey Ramazan, dur oğlum celallenme hemen ya. Bakın inanın vallahi ben iyiyim. Yani Seyfettin'le öyle küçük bir macera yaşadık. Hepsi bu. Öyle değil mi Seyfettin? Hı? Merhabalar herkese. Başkanım. Ben olanları duyunca öyle evden apar topar koştum geldim. Gerçekten çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim kızım. İyi, merak etme. İyi. Seyfettin Bey, eğer müsaitseniz dışarıda bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii Mevsim Hanım. Buyurun. Seyfettin Bey, ben bütün bu olanlardan sonra sizin yüzünüze nasıl bakacağım inanın bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Çok çok özür dilerim. Ya siz çok iyi bir insansınız. Benim yüzümden bu başınıza gelenler, bu yaşadıklarınız hiç adil değil. Ya ben bilseydim, yani böyle olacağını bilseydim o adamla karşılaşmamanız için, yani öyle yüz yüze gelmemeniz için elimden ne geliyorsa yapardım. Mevsim Hanım, özür dilemenize gerek yok. Gördüğünüz gibi iyiyim ben. Size bir şey olmadı ya, önemli olan o. Gerçi zaten artık istese de size zarar veremez. Ben buradayım Mevsim Hanım. Bunun olmasına asla izin vermem. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama ben sizin başınıza çok dert açtım. Yani siz beni affetseniz de... kendimi affedemiyorum Seyfettin Bey. Ama merak etmeyin. Başınıza açtığım dertler yakında son bulacak. Yakında kurtulacaksınız benden. Ne? Nasıl ya? Mevsim Hanım. Sen de getir, sen de. Sen de. Yavaş. Kırma. Çay da pek güzel olmuş. Ellerine sağlık gönlümün sultanı. Aa, bin de olsun gülüm. Ay vallahi Selami, seninle şurada oturup da iki bardak çay içmeye bile o kadar özledim ki anlatamam. Bir daha da seni bırakıp o Japonyalara gidersem Allah da beni daş etsin daş. Tövbe de Kerman. Aa, ağzından gelersin olur mu öyle şey ya? Sen daş olursan ben mi öreceğim sonra? Korkma Selami, korkma. Ben öyle lafın gelişinden diyorum canım. Senin de ağzından çıkan her lafı o kadar ciddiye alma. Alırım tabii Kerman'ım. Adeta senin ağzından çıkan her kelime benim için fermandır dercesine. Bu arada bizim garip ne örüyor oralarda bir başına? He, o da atlayıp gelseydi hiç mi özlememiş memleketin kerata? Ya özlemez olur mu? Özlemiş tabii. Ama ne yapsın? O da kendi düzenini kurdu oralarda. He, Japon bir kıza tutulduydu orada. Onu bırakıp da gelemez kolay kolay. Vay. Yere bakan, yürek yakan garip efendiye bak sen hele ya. Memlekete döndüğümden beri neler olmuş da haberim yok. İyi madem kalsın biraz daha oralarda da aşkın kaç bucak olduğunu görsün. Biz de seninle baş başa kaldık fena mı? Adeta aşık da azel yok diyercesine. Selami. Gel şurada otur kardeşim bir. Sakin ol tamam. Bak Mirvan güçlü kadın tıral edecek bunda. Ben biliyorum. Rıfat'la Sefer abi değil mi ya? Onların ne işleri var ki burada? Bu ne arkadaş? Herkes hastanede ya. Asuman bak en kötü günümüz böyle olsun diyordun. Kötünün kötüsü oldu gördün mü? Sefer abi, Rıfat ne oluyor burada? Mirvan ya. Eve gittim ben böyle.
Baykuner'le yatıyordu. Ondan sonra ben... Hemen ona bir şey olacak diye çok korktum utanıyordum. Tamam lan, tamam, tamam. Tamam aslan kardeşim benim, tamam bir şey olmayacak, tamam şiş. Tamam, bana bak, güçlü kal hadi, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Rıfat, oğlum bir topla kendini ha. Mihriban seni böyle görse daha mı yorum? Çocuklar nerede? Kime emanet ettiniz? Mihriban çıkana kadar biz bakalım. Yoksa müdürünce sağ ol ya ben. Komşulara emanet ettim, onlar bakıyor, sağ olasın. Rıfat, koçum merak etme tamam mı? Bak hepimiz buradayız. Ben de elimden geleni yaparım. Ben bir Mihriban'ın doktoruyla konuşayım. Nasılmış durumu öğreneyim. Tamam, tamam abi, sağ ol. Kenan, beni de bekle. İki ünite kan alalım hemşire hanım. Tamam doktor bey. Serdar hocam, nesi var Mihriban'ın? Gördüğünüz gibi durumu şu an stabil Kenan hocam. Tetkikler yapıldıktan sonra belli olacak her şey. Anladım. Rıfat. Müsaade sizin hocam. Rıfat. Çocuklarım nerede Rıfat? Mihriban canım. Hepsi iyiler. Hepsi seni bekliyorlar dışarıda. Sen de iyi olacaksın tamam mı? Bırakma kendini, evine döneceksin. Tamam mı canım? Öyle babam bırakıp gitmedi, hiç gönlüm razı olmuyor. Ne yapsam ben, bu gece burada mı kalsam acaba? Ya Asuman baban gördün işte, Türk gibi maşallah. Ya bak utanmasa... Bütün doktorlarla çift kale maç yapacak ha. Vallahi. Ya Kamuran annem de yanında zaten. Sabah da zaten taburcu olacak Asuman. Sen telaş yapma, kara çiftçimim benim. Tamam mı? Yani Mihriban'ın nesi var acaba? Beklemeyin gidin dediler ama benim aklım onda kaldı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Yazık kızcağızın 4 çocuğu var. Yok ya, ne olacak? Kötü bir şey yoktur. Sakin olun hanımlar ya. Yani Mihriban güçlü kızdır. Öyle koyuvermez hemen kendini. Zaten Kenan abiler de yanında. Bak sabaha çıkar yani, görürsünüz. Aynen aynen. Taner haklı ya. Sabah ol, hayrola. Hadi gidelim. Hadi gelin. Selma. Ha Mevsim, sen gitmedin mi? Gidemedim. Kantinde oturup sizi bekledim. Şey, bir şey soracağım. Ya müsaitseniz acaba bu akşam sizde kalabilir miyim? Ben bu olaylardan sonra evde yalnız kalmaya biraz çekiniyorum da. Tabii ki kalabilirsin. Tabii. Teşekkür ederim. Gel gidelim. Bir sürü zahmet verdim sana gece gece. Ama ne yapayım? Benim senden başka gidebileceğim kimse yok ki Selma. Şimdi eve gitsem tek başıma. Of, duvarlar üstüme üstüme gelirdi kesin. Mevsim, ne zahmeti Allah aşkına, lafım olur. Benim evim senin evin sayılır, tamam mı? İstediğin zaman gelebilirsin, benim kapım açık her zaman sana. Kardeş kontenjanından da yerin her zaman hazır. Anlaştık. Ben seyahat edecek ne yaptım acaba? Vallahi cidden düşünüyorum biliyor musun ara ara? Ben nasıl bir sevap işledim acaba diye. Oğlum ben şey canım benim. İyiler iyileri bulur bu hayatta. Sen dünya iyisi bir insansın. Sen zor günümde hep yanımda oldun. Beni hiç yalnız bırakmadın Selma. Keşke zamanında da sözünü dinleseydim de... ...bu adama güvenmeseydim. O zaman belki böyle karşında yaralı bir kadın değil de... ...mutlu bir kadın olabilirdim. Mevsim, yapma böyle. Yapma canım benim, bak kaç kere konuştuk bunları. Konuştuk. Konuştuk da konuşmakla bitmiyor ki. Bitiyor mu? Bitmiyor işte. Gördük bitmediğini. Benim yüzümden kaç tane masum insan zarar gördü. Ben Seyfettin Bey'in ne sevgisini hak ediyorum ne de onun evinde kalmayı hak ediyorum. Ben Seyfettin Bey'i üzmekten başka bir şey yapamıyorum Selma. Mevsim. Ben bu dünyada senin kadar mutluluğu hak eden bir insana rastlamadım kuzum. Tamam. Sadece artık şu geçmişin prangalarından kurtulup... ...kendine işkence etmeyi bırakıp önüne bakman lazım. Tamam anlıyorum, belki daha zamanı değildir, hazır değilsindir. Ama eninde sonunda başaracaksın, ben inanıyorum sana. Kaç kere söyledim, sen çok güçlü bir kadınsın.
Sadece o içindeki gücü farkına varman lazım. Aslında ben o gücün farkındayım, biliyor musun? Ama onu kullanacak mecalim kalmadı artık. İşte zamanla olacak. Mecalin de olacak, gücün de olacak. Zaman her şeyi halledecek, tamam mı? Biraz kendine zaman ver. Tamam. Doğru diyorsun. İyi ki varsın. Ben küçükken hep bir kız kardeşim olsun diye dua ederdim, biliyor musun? Galiba Allah dualarımı kabul etti. Sen varsın. Sen benim kardeşimsin Selma. Ya tamam, kan bağımız yok belki. Ama can bağımız var. Bence can bağı daha önemli, biliyor musun? Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. Ama yapma böyle, bak ağlatacaksın şimdi ikimizi de. Tamam. Ağla, biraz da sen ağla. Hep ben ağlıyorum, adımı sulu göze çıkardın. Biraz da sen ağla bakalım, nasıl oluyormuş sulu gözlülük. Allah Allah, Allah Allah. Çocuklar siz bugün niye kavga ettiniz ya? Paylaşamadığınız nedir Allah'ını severseniz ya? Ya dede, benim paylaşamadığım bir şey yok ki. Asıl paylaşımcı olmayan ablam. Param bitmiş, borç istiyorum, hala vermiyor. Allah Allah, sen de paranı çarçur etmeseydin akıllım. Hem ben isteyince veriyor musun sanki? Yavrum, çok ayıp ya. Yani üç kuruş için böyle didişmenize hiç gerek yok. Yani kardeşlik demek, paylaşmak demek. Siz galiba Halil ile İbrahim kardeşlerin hikayesini bilmiyorsunuz ha? Yo, onlar kim? Bilmiyorsunuz. Hadi bakalım, yatın kucağıma da anlatayım size. Kulaklarınızı iyice açın. Çocuklar, bir vakitler köyün birinde Halil ile İbrahim adlı iki kardeş yaşarmış. Bunlar çok cevval, çok çalışkan çocuklarmış. Halil büyükmüş, İbrahim küçük. Halil evliymiş, çocukları varmış. İbrahim bekarmış. Bunlar babalarından kalan tarlayı ekip biçerler, ürünleri pay edip öyle geçinirlermiş. Bir gün yine böyle hasat etmişler, ürünü toplamışlar, ikiye ayırmışlar, kardeş payı yapmışlar. Sonra Halil demiş ki kardeşine, İbrahim demiş, sen burada bekle. Burada kuşa yem olmasın ürünlerimiz, ben gidip çuvalları alıp geleyim demiş. Halil gitmiş çuvalları almaya, bu arada İbrahim düşünmeye başlamış. Demiş ki, ya ben bekarım. Ağabeyim evli, çoluk çocuğu var. Demiş, bunun paraya benden daha fazla ihtiyacı var diye düşünüp kendi payından buğdayı abinin payına dökmüş. Bu İbrahim de ne düşünceli adammış, değil mi dede? Ya ama bitmedi, dahası var. Sonra Halil gelmiş çuvallarla. Demiş ki kardeşine, kardeşim demiş, ben çuvalları aldım geldim. Hadi demiş, sen demiş ilk şeyi doldur çuvala, götür ambara. Bu sefer İbrahim çuvala doldurmuş buğdayı, ambara taşırken Halil düşünmeye başlamış. Ya demiş, ben evlendim, iyi kötü yuva kurdum, çoluk çocuk sahibi oldum. Ama benim kardeşim daha evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Asıl benden fazla onun paraya ihtiyacı var demiş. O da kendi buğdayından almış, kardeşinin buğdayına dökmüş. Aa, o da mı atmış? Ne güzel. Tabii ya, ne sandın? Kardeşlik bu demek, paylaşmak demek. Kardeşler birbirlerinden habersiz birbirlerinin çuvallarına böyle buğday atmışlar. Nihayet akşam olup hava karardığında bir bakmışlar ki buğdaylar bitmiyor. Hatta azalmıyor bile. Öyle olunca Allah bu kardeşlerin buğdaylarına öyle bir bereket vermiş ki hiç eksilmemiş, tam tersi hep artmış. Bu kardeşler de bolluk bereket içerisinde yaşayıp gitmişler. İki kardeş paylaşmanın yüzü suyu hürmetine bolluk bereket içerisinde yıllarca yaşamışlar. Bu hikayeyi hiç aklınızdan çıkartmayın. Ben belki bir gün unuturum ama sizin hep aklınızda olsun. Aklınızdan hiç çıkmasın.
seni. Atlıca. Selamun aleyküm muhterem. Aleyküm selam Cüriç Abdullah. Zor olmuyor mu? Ramazan'da ara verseydin, bayramdan sonra yine taşırdın güneşini. Güneş Ramazan geldi diye söylüyor mu? Ağaçlar Ramazan geldi diye bir ay ara veriyor mu? Ama böyle perişan olmuşsun muhterem. Oruç zahmetle kardeş. Zahmet rahmetle kardeş. Oruç, zahmet, rahmet. Bunlar kardeşi birbirinin. Ramazan ayıyla da insanoğlu kardeş. İnsan bir ayla kardeş olur mu muhterem? Kardeş kardeşin yoldaşıdır Cüriç Abdullah. Ramazan da bizim yoldaşımız değil mi? Kardeş kardeşin dayanağıdır. İnsan da Ramazan'a, oruca dayanmaz mı? Kardeş kardeşin sırdaşıdır. Kusurlarını örter birbirinin. Ramazan'da bizim kusurlarımızı örtmek için gelmedi mi? İnsan Ramazan ayıyla kardeş. Ramazan ayı merhametle, affedilmeyle. Çilesiz olmaz Cüriç Abdullah. Çilesiz rahmet olmaz. Oyalama beni. Çok işim var benim. Tuttum seni. Atlıca. Tuttum seni. Atlıca. Tuttum seni. Atlıca. Tuttum seni. Atlıca. Fırat'ın eşi miydi rahatsızlanan? Ya Mihriban. Hı. Sefer de dünden beri yanlarında. Dua edelim de iyi haberler gelsin. Çok zor vallahi çok. Amin Hamdi. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. 3 tane bebe var. Kayınvalide bir yandan, gelin bir yandan. Bak ne diyeceğim. Ben bir ara Rıfatgil'e uğrayayım. Onlara bir yemekleyin götüreyim ha? Vallahi ne iyi düşündün Reyhan ya. Senin bu merhametin, şefkatin. Yani Allah seni bağ bağışlamış vallahi. Kıl kuyruk Hamdi sen misin abi? Hayırdır birader? Çıkaramadım ben seni. Ben Tevfik. Çıngıraklı Tevfik derler. Geçmiş olsun abim. Şefik bahsettiydi abim hapisten yeni çıktı diye de. Ben de bir yanına uğrayayım dedim. Hal hatır sorayım diye. Şefik mi? Sen benim kardeşimi nereden tanıyorsun? O da mı geldi yoksa? Aradığınız Şefik'e şu anda ulaşılamıyor. Uzun hikaye be abicim. Gel sen meydanda bana bir çay ısmarla. Ben de sana derdimi anlatayım. Ne oluyor? Kim bu adam? Selamlar, hürmetler. Anlayacağız Reyhan. Bakalım bizim Şefik yine ne altlar karıştırıyor. Tamam ama merakta bırakma beni. Haber ver olur mu mutlaka? Tamam. Siz içeri geçin hadi. Tamam. Geç bakalım. Tamam. Çıngıraklı ha. Mihriban, iyisin gülüm değil mi? Sıram iyi geldi. Vallahi Rıfat ağrım azaldı gibi ama bazen şuradan şöyle bir ağrı giriyor. Da ben yine de iyiyim, benim o kadar abartılacak bir şeyim yok ki. Biz niye burada kalıyoruz, ben hiç anlamıyorum. Mihriban, geçmiş olsun canım. Çok korkuttun bizi. Mihriban'cığım, daha iyisin değil mi? Vermiş olduğumuz serum halsizliğine biraz olsun iyi geldi mi? Vallahi ağrılarımı azalttı gibi Kenan abi. Ya toparladım ama çok şükür düne göre bayağı iyiyim. Güzel. Abi nedir durumlar? Sen tahliller çıkacak diyordun. Kötü bir şey yok değil mi?
Mihriban canım, sen bu ağrıları ne zamandır çekiyordun? Yani bayağıdır çekiyordum diye hatırlıyorum da ne zaman başladığını hatırlıyor musun? Vallahi Elif, ne bileyim. Öyle çok sık olmuyordu ama. Yani arada böyle bir sancı vuruyordu ama... Kenan abi, ben çok ayakta duruyorum ya, bebelere bakıyorum. Ondan oluyor sanıyordum ama ben oturunca geçiyordu. Dinlenince geçiyordu. Abi, ne oluyor yani? Sonuçlarda kötü bir şey mi var? Da söylemiyor musunuz? Vallahi bak, şeyse söyleyin abi, kötü bir şey varsa biz... Rıfat'ım tamam. Sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Sadece böyle biraz daha erken gelmiş olsaydınız hastaneye... ...bu kadar şiddetli ağrı yaşamayacaktı Mihriban. Onu söylemek istedim aslında. Bir de bu tahlil sonuçlarında, yani kan değerlerinde... ...yüksek oranda enfeksiyon oluştuğu ortaya çıktı. Yani bir süre daha hastanede yatacaksın. Enfeksiyon riski tamamen geçene kadar da bizim müşahedemiz altında olacaksın. Ya Kenan abi, ben hastanede falan kalmasam... Hani sen bana bir ilaç neyim yaz? Hemen kendimi toparlarım valla bak. Şimdi Elif, biliyorum benim bebelerim var. Ben eve gitmezsem onların hali ne olur, değil mi Rıfat'ın? Yani benim eve gitmem lazım. Ya Mihriban, şimdi bu tür enfeksiyonlarda ya önüne geçilmezse sonuçları daha kötü olabiliyor. O yüzden senin burada kalman ve sürekli kontrol edilmen lazım. Yani bir de tabii enfeksiyonun kaynağı ne? Bunun bulunması gerekiyor. Evet, bir de bebeklerin enfeksiyon riskinden biraz uzak durması gerekiyor. Ömer de dahil hiçbirisinin hastaneye gelmemesi gerekiyor. Bebeklerin emin ellerde Mihriban. Yani sen şimdi sağlığına odaklan. Hem anne iyi olsun, çocuklar iyi olsun, değil mi? He, Mihriban'ım. Hayır gülüm. Ben sana da bakarım, çocuklarımıza da bakarım. Sen hiç merak etme, tamam mı? Sen bir an önce iyileş. Uyandın mı canım benim? Günaydın. 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 Kusura bakmayın ya. Size böyle rahatsızlık verdim. Ya sen de mevsim olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Sen Selman'ın kardeşi sayılırsın. Bu ev senin de evin. Aynen öyle vallahi. Duymamış olayım. Kaç kere konuştuk zaten bugün. Sen istediğin zaman gel kal. Biz aksine mutlu oluruz. Ya sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani siz olmasaydınız ben ne yapardım? Düşünemiyorum bile. Neyse, ben okula geç kalmam. Dur, birlikte çıkalım. Ya hatta şey yapalım, ben de geleyim. He? Beraber hem laflarız yolda. Hı. Ya. Ama şimdi ben yalnız kalmayayım diye yapıyorsanız vallahi gerek yok. Hiçbir şey olmaz bana, merak etmeyin. Vallahi bir şey olmaz. Hem senin öyle ne kadar dersin yok diye biliyorum ben. Ya Mevsim, Allah aşkına sen de ne nazlı baldız çıktın ya. Tamam, ne olacak? Ben zaten bak her gün Selma ile Ali'yi okula götürüyorum. Bizim günlük rutinimiz bu. Yani buna sen de eklenmiş olacaksın, o kadar. Aynen öyle yani. Benim erkenden dersim olması da Ali'den ötürü gidiyorum zaten. Hadi, ne olacak? Hadi. İyi madem. İyi. Ben bir lavaboya gideyim, geleyim o zaman. Tamam, bekliyoruz. Hadi. Al canım, al. Ya belli etmemeye çalışıyordu. Çok korkmuş olanlardan dolayı. Korkar tabii, korkar. Normal ya. Baksana adam kaç sene sonra çıkıp geliyor, Münir Başkan'ı yaralıyor. Olacak iş değil yani, ama sen dur bakalım dur. O herif her kimse, bir daha giderliğinin var ya bak 100 kilometre yakından yaklaşamayacak. Çözeceğim ben bu işi. Nasıl olacak o iş? Çözeceğim yani, bir şekilde çözeceğim. Aklımda var bir şeyler de. Almaya böyle olmaz sonuçta ya. Adam geliyor, kızı rahatsız ediyor, Münir Başkan'ı yaralıyor. Vallahi bak böyle yani biz elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Allah Allah, benim mucidi beyime bakıyor. İçinden Muhammed Ali çıktı resmen. Ya sen ne sandın öğretmen hanım? Bak benim sevdiklerime dokunanım var ya, ben aklını alırım, aklını. Tamam, çok tatlısın ama sakin ol. Başına belaya sokmayacaksın. Çünkü o adamın sağ solu belli olmaz vallahi. Polis, jandarma ne yapacaklarsa yapsınlar, tamam mı? Söz ver. Başına belaya sokmayacaksın Taner. Tamam, tam söz. Tam söz, başına belaya sokmayacağım. İnanayım. Ya inan, tam söz ya. İyi, tamam. Söz, söz. Ne oldu? Söz. Tamam. Allah, adamın aklını alırım. Tamam, inanıyorum ben de buna. Tamam. Yaparsın. Aynen. Amcaoğlu, hayırdır la? Ne oldu, niye çağırdın bizi? Niye toplandık biz buraya? Nasıl oğlum, niyesin var ya? He? Niyesin var ya? Niye çağırdım çok belli değil mi? Benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Yemin ediyorum sinirden uyuyamadım ya. Ben? Ben hele ben yemin ediyorum var ya, senin düşündüğünü düşünmekten sahur yapamadım ya. İyi madem güzel, siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Fazla vakit kaybetmeyelim o zaman, icraata geçelim ha. Uzun, çakır, bıyık. Ne düşünüyorsunuz amcaoğullarım siz? Ben sizin düşündüğünüzü düşünemedim. Adeta saf saf baka kaldım dercesine. Ne düşüneceğiz Selami? Bu babamı tartaklayan adam yok mu?
Onların anasından hem de sütü burnundan getireceğiz. Adeta biz daha ölmedik dercesine. Heyt. Oğlum ne la öyle? He? Mıntık amcaoğlu. Akira'da yok mu ya? Giderken bana hediye etti bunu. Vallahi tam da kısmet bugüneymiş ha. O hareketlerine bak ya. Mınçıka değil onun. Nunçak ula onun adı. Sallama Çakır. Ne diyorsun lan? Yani sallama bunun adı Çakır. Evet. Bu manada dedim. Öz Türkçemizde adı öyle geçiyor diyelim. Ver, ver dur oğlum. Ya Ramazan ver şunu bak. Kafamızı yaracaksın Ramazan. La ver şunu. Allah versene bak şunu. Yaşlanma amcaoğlu. Ben bugün birinin kafasını yaracağım ama bu sizin kafanız değil. Helal sağ ol abıyık. La keşke ben de katanamı getireydim ha. O öz düşmanını parça pinçik ederdim yeminle. Oğlum bir durun Allah aşkına gaza gelmeyin ya. Bu ne haliniz ya Allah Allah. Daha vur demeden adamı öldürdünüz. Şş bana bakın bak ben Selman'a söz verdim ha. Ben Selman'a söz verdim. Başıma iş açmadan bu meseleyi çözeceğim dedim tamam. Adamı uyaracağız, adamla konuşacağız. Sonra postalayacağız. Bu kadar. Güzel güzel yani yapacağız tamam. Böyle artistliğe şova falan gerek yok. Sen orasını bize bırak amcaoğlum. Yürü selam. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Adam nerede bilmiyorum ki. Alo. Oo. Amcaoğlu ben adamın nerede olduğunu modifiyeci gençlerden öğrendim. Tamam şunları hadi yalnız bırakmayalım hadi. Ramazan lan bir dur lan. Ramazan oğlum sol olun. Ramazan. Sen. Bekle bir dakika bekle. Vay. Gederlinin medarı iftarı. Ne oldu? Dünkü dayak çok hoşuna gidince tekrarı için geldin değil mi? Kes lan! Sen kimsin benim başkanıma el kaldırıyorsun? Ödeteceğim lan sana! Başkanıma böyle davranmak ne demekmiş? Neresi benim ha? Korkutma gittin sen peşinden! Ödettin değil mi lan? Çakala bak çakala. Bizden önce davranmış yakalamış adam. Ya oğlum koşun koşun. Öldürecek adam. Koş koş koş. Hadi koş da. Ödeteceğim lan sana. Lan? Başkanıma. Başkanıma. Dur öleceğim lan! Lan! Bırak beni! Bu katamaya gelmek getirmekmiş göstereceğim lan sana! Seyfettin! Dur oğlum manyak mısın? Öldüresene adamı dur! Allah Allah! Oğlum bir düşürme lan! Bırak! Bırak! Tutun lan şunu tut tut tut! Adamın aşağıda çıkmış zaten bir dur! Bak. Bu dünya kaç vuracakmış! Sana göstereceğim ben! Sakin! Bak sen! Şefik dediydi, minibüs hatları kralıydık biz diye. Şimdi yardakçı mı oldunuz? Hayat da Hamdi abicim. Ne getirip ne götüreceği belli olmuyor. Tevfik kardeş, ne derdin varsa dökül. Benim fazla vaktim yok. Hayırdır? Şefik niye yolladı seni buraya? Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Acelen ne be abicim? Bir çay ısmarlamak yok mu? La oğlum Kestakalubay'a ne diyeceksen de? Ne ilginç bir kasaba buraya. Yani sizi özellikle mi seçiyorlar? Hani Şefik'le ilk tanıştığımda böyleydi. Bu suratla konuşuyordu. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Haydi arkadaşım. Anlayacağız Sefer. Anlayacağız. Kardeş. Bak bu son hakkım. Ne diyeceksen çabuk de bizi sinirlendirme. Madem kartları açık oynayacağız, sana bir telefon var Hamdi abicim. Yani joker hakkın gibi düşünebilirsin. Hayırdır ya, ne telefonu? Heh, açtı. Alo. Ne diyorsun Şefik? La oğlum ben mahpustayken sen zaten alacağını almadın mı? La oğlum manyak mısın sen? Rüyanda mı gördün miras falan ya? Arkadaş sakin. Dağıtmadık mı babamdan kalan her şeyi? He? La orucu ağız deli etme beni. Lan yok mirastan hakkın falan. Bas git. Arkadaş sen de çık git buradan deli etme adamı. Elçiye zeval olmaz. Arkadaşım benden bir şey rica etti. Ben de yerine getirdim.
Hadi selametle. Hadi. Çıngıraklı Tevfik. Kaçar. Eyvallah, sağ ol. Hadi kardeşim, hadi. Dur, hareketlere bak ya. Tamam kardeş, sakin ol, sakin. Hallolur bu da hallolur. Yok kardeş, nasıl sakin olayım ya? Kardeşim olacak adamın yaptığına bak hele ya. Yıllar sonra aramış, hal hatır sormak yok, bir şey yok. Mirastan hakkını istiyor. Sanki almamış gibi. Hayır, gören de var ya, babadan kalma bir sürü mal mülk var zanneder ya. Ah bile ya. Tamam kardeşim, tamam. Çocuğuz, tamam. Sakin ol. Yok, kusura bakma, sabah yok, sabah senin bir şey yaptık ya. Şişt, Zayda. Zayda, bak bakayım kameraya. Zayda da beni çok sevdi, anlaşılan. Yani herkesin favorisiyim ben. Bu kadar ilgi hak edecek ne yaptım acaba? Nasıl ya? Benim gibi yakışıklı adamın kucağındayken sen başkalarına mı bakıyorsun ha? Ne Zayda? Ha? Yoksa ana diye mi sesleneyim sana? Anamın adını taşıyorsun ya. Şişt, ana, anne. Ay Erkan, yordun çocuğu. Ver, tamam, ben çekeyim telefonu. İyi, hadi. Fotoğrafınızı. Bak, bak. Hasretine dayanamıyorsun herhalde. Her yere fotoğraflarım konmuş. Ya başka kim fotoğraf olacaktı? O kadar özlüyorsun yani. Yani. Bak. Ne? Elden geçmiş arkadaş. Ben nasıl bakamayacaktım? Benim çocuğuma hiç bilmiyor vallahi. Bunlar bozuk olacaklar. Kıkları çıkmıyor. Benim bebeğimde Kaya ailesi gene var. Ramazan faktörü var bir defa. Anam çıkacak çilem var benim ha. Ya ayıp ediyorsun Adile teyze. Biz varız. El birliğiyle büyütürüz çocuğu işte. El birliğiyle derken? Yani biz artık böyle uzaktan uzak akraba sayılırız ya. Onun gibisin ha. Ha, Rıfat abim geldi. Ha. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Rıfat. Nasılsın Mihriban kızım? Ya şimdi Kenan abi durumuna baktı. Bir süre de hastanede kalması gerekiyormuş işte. Enfeksiyon kapmış. Ana benim güzel kızım. Tez vakitte iyileşir inşallah. Sen üzme yavrum kendini. Salgın var diyorlar. Hastaneler tıklım tıkışmış. He ya, bizim Şefik abi yok mu? Geçen hafta arabasını tamir edeyim diye bıraktıydım ona ama... bir haftadır adam ortalıkta yok. Salgından nasibini almış diyorlar. Ama sen gönlünü ferah tut Rıfat abi. Bak Mihriban abla neler neler atlattı. İki güne kalmaz gelecektir. Yani inşallah. Bir iki güne gelse iyi. Ben onsuz eksik. Ben onsuz eksiğim. Bu çocuklar... Allah mahcup etmez inşallah. Rıfat abi biz varız. Ben işte olmadığım her an buradayım zaten. Yemek yaparım. Bebeklere bakarım. Elimden ne geliyorsa. Filiz kızım doğru söylüyor Rıfat. Biz varız. Ben bakarım çocuklara. Sen karın yanında ol. Bir ihtiyacın neyin olur? Getir, götür. Ha? Öyle de, öyle de Adile abla. Ben şimdi seni, sizi böyle istemiyorum yormak ya. Ben yorulmam oğlum. Senin çocukların maşallah var. Böyle emziklerini veriyor, susuyorlar. Hepsi maşallah. Bakayım ben. Ya. Şuna bak. Bak. Ay. Şükür kavuşturana Rıfat. Kayıplardasın. Benim borcum da kayıplarda değildir inşallah ha. Abi, Kazım abi. Az sesini azalt. Ben en kısa zamanda ödeyeceğim borcunu. Gün ver bana Rıfat. Borcu alalı iki ayı geçti. Kahve desen Ramazan kapalı. Bütün kasabalıdan gizliden borç almışsın. Hepsi bekliyor. Organizasyon işiyle kapanacak mı bunca borç? Kapanır kapanır ben. Allah'ın izniyle bayram gelmeden kapatacağım borcunu, sözüm söz. Ama bana biraz müddet ver. İki gün Rıfat. Fazlası yok. Bayrama kahvende iş yaparak girmek istiyorsan iki günün var. Önce benim borcu ödeyeceksin. Bana bak. Şimdi şu yolu düz devam edince karşında bir sapak çıkacak, tamam mı? Şimdi o sapaktan sen istersen sağa dön, Ankara'ya doğru git. İstersen düz git, İstanbul'a doğru devam et. Ama bak şunu aklına sok. Bu kasabada değil bir kadını rahatsız etmek. Bir daha bir karınca bile incitirsen seni aklına alırlar ha. Anladın? Ne oldu lan? Konuşsana, dileğini mi tuttun? He? İlla mıncıkayı elimize mi alalım? Canım. Çıkalım abi.
Ben özür dilerim hepinizden arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben aslında belediye başkanından da özür dilemek isterim ama... Kes lan. İstemez. Bana bak. Mevsim öğretmenden de uzak duracaksın. Sosyal medyada bile denk gelmeyeceksin. Anladın? Bak yüzünü beynime kazıdım. Tamam Allah muhafaza yarın öbür gün duyarım. Buralarda derler. Bir terslik duyarım. Topraklama yaparım senden. Anladın? Hadi. Hadi bas. Hadi hadi. Hadi devam hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Çakma kabadayı seni. Yürü de ense tıraşını görelim. Hadi. Şşş Seyfettin. Sen iyisin değil mi lan? He? Kendine geldin. Oğlum Seyfettin ne oldu lan sana? Yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama vallahi dayanamayacağım ha. Ne oldu oğlum sana? Ha? İçinden canavar çıktı lan resmen. Oğlum senin genetiğinde var mıydı lan böyle adam dövmek? Ha? Vallahi şaştık kaldık ha hepimiz. Az bile yaptım. Keşke bıraksaydınız da iyice alaydım hocam. Ne sandın bıyık? Gedelli iyiydi bu gedelli. Çakal çukalın yüreğini hoplatmaya gölgesi yeter lan. Tamam da tamam siz yine de çok gaza getirmeyin de tamam. Şş bana bak Seyfettin sen yine de çok alışma böyle şeylere. Yakışmıyor sana. Tamam yakışmıyor yani. Boş ver. Hiç. Oğlum bizde var sanıyoruz öfke problem. Sen bizden deli çıktın lan. Yok yapmam zaten. Ben sadece başkanım o halde görünce dayanamadım. Bir de Mevsim Hanım. Kimsenin ona bunları yaşatmaya hakkı yok. Neyse sağ olun siz de ya. Ben belediyeye geç kalmayayım. Hadi bakalım dikkat et. Amcaoğlum. Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Vallahi tam şu an senin düşündüğünü düşünüyorum oğlum. Vallahi ben de amcaoğlu. Ya Seyfettin'e bak lan sen. Karda yürüyor yüzünü belli etmiyor ha. Oğlum bir açık konuşun ya. Ben sizin ne düşündüğünüzü bir türlü düşünemiyorum. Adeta frekansım yetmiyor dercesine. Ya Seyfettin gizli saklı bir takım işler mi çeviriyormuş? Tamam tamam bir dakika dur dur. Dur Filiz arıyor dur. Efendim Filiz. Evet Filiz. Geleceğiz geleceğiz. Geleceğiz. İyi tamam. Tamam gelince konuşuruz tamam. Ne oluyor lan bir şey var? Ne oldu gelince konuşuruz dedi. Ya. Hadi gidelim hadi. Hadi. Ya ne düşündüğünüzü söyleyediniz bari. Alo. La kime diyorum ben? Filiz kardeşim hayırdır ne oldu? Kız örgülü kötü bir şey yok değil mi? Yok abi yok. Yani hatta haberler çok iyi. Çok şükür. Oh çok şükür. Vallahi billahi yemin ediyorum. Ben de var ya eve haciz geldi diye korkuyordum ha oh. Haciz mi? Ne haciz ya? Ne haciz oluyor? Allah Allah. Gece gündüz bankayla mesajlaşmaktan dedim eve kesin sen krediyi çektin. Eve de... Ah benim bıyıklı abim ya. Ne güzel senaryolar kurmuşsun kafanda. Banka manka yok. Akira Bey aradı. Ekibiyle kısa bir görüşme yaptık. Ya bizim deprem icadının yazılımında bayağı bir ilerlemişler. Hatta beklenenden kısa sürede hallolacakmış. Sen ne diyorsun Filiz ya? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? E o zaman biz bunu yapabileceğiz. Yaparız tabi amcaoğlu. Yapmaz mıyız ya? Hem de var ya. En kararını yaparız ya. Ne zaman olacakmış ya? Ne zaman bitireceklermiş? Ya vallahi abi bunlar çok profesyonel ve kalabalık bir ekip. En önemli kısmını bitirmişler zaten. Ya ben de baktım gayet iyi çalışıyor. Hata mata vermiyor. Tamamı da en kısa zamanda bitecekmiş. Yalnız o vakte kadar bizim şu frekans ölçüm cihazını bitirmemiz lazım. Ya bitiririz yaparız Allah aşkına bitiririz. Hatta ne duruyoruz ya? Kolları sıvayıp başlayalım hemen. Hadi hadi. 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 Ya bak oğlum ya başlamadan bir beş dakika bir nefeslensem miydik ya? Biliyor musunuz o kadar mevzudan geldik sonuçta. Ne mevzusu oğlum dinlenirsin ya otur gel. Hadi gel. Gel hadi gel. Ya var ya çok kıyak adammış ya bu Akira dayı. Evet. Amcaoğlu ben mınçıka falan şey oldum ya bir ne gerildim oldu? Yani. Ne oldu? Çok bir... tribe giriyor hemen. Sus artık. Tamam lazım. Hemen tribe giriyor.
Şimdi amcaoğlu, Allah'ın izniyle icadımız çalışıyor gibi görünüyor. Ama tabii test etmeden tam anlamıyla anlayamayız. Bakın şurada bir arazi var. Şimdi bu arazi Gönül Dağı'ndan düşen taşların en çok göründüğü yer. Tamam. Hemen dağın yamacında zaten bakın şurada. Sismik haritalarda da en büyük yeraltı hareketliliği burada görünüyor. Yani cihazı burada deneyeceğiz. Anladım. Tamam. Deprem ölçeri buraya yerleştireceğiz. En ufak bir deprem, sismik hareket falan olduğunda cihaz bize sinyal gönderecek. Öyle mi? Aynen öyle amcaoğlu. Bak aynen öyle olacak. Eğer düşündüğümüz gibi olursa, yani deprem olmadan önce böyle yaklaşık 20-30 saniye önce kadar falan cihaz bize sinyal gönderecek. Şimdi iyi de amcaoğlu, hadi diyelim ki haftalarca, aylarca bir deprem, bir hareketlik olmadı. O zaman ne öleceğiz? Ha? Bekleyeceğiz mi biz o zamana kadar? Bekleyeceğiz oğlum, ne yapacağız? Allah Allah ya, biz deprem yaratamayacağımıza göre bekleyeceğiz mecbur. Merak etme abi, bizim Gedel'de illaki bir aşığın kalbi kırılır. Ne kadar komiksin ya sen. Allah Allah. Bilimsel bir şeyden bahsediyoruz herhalde burada. E ne var ya, ben de bilimsel bir şey anlatıyorum. Yani ne zaman bir aşığın kalbi kırılsa Gönül Dağı'ndan taşlar düşmüyor mu? E taşlar düştüğünde anlarız alet çalışıyor mu çalışmıyor mu? Dur dur. Ben Asuman ablama söyleyeyim de senin kalbini kırsın. Fazla beklemeyelim. Dikkat et de senin de kalbin kırılmasın. Şuna bak ağzın, senin saçların mı kadar mı? Lan! Oğlum ne yapıyorsunuz ha? Ya Allah Allah, ne bırak ya? İlk önce o başlattı. Tamam, oğlum lan. Ha bırak oğlum, Allah Allah. Bir durun lan. Şimdi bak planımız bu arazinin kimin olduğunu bulmak, gidip izin istemek, tamam mı? Uğraşma lazım. Beni dinle. Oh çok şükür ya. Vallahi sizi burada bulunca bir rahatladım. Hoş geldin. Nerede bulacaktın başka? Başka bir yerde bulmayı mı bekliyordun? Ne bileyim ben işte her şey olabilir. Sabah öyle konuşup çıkınca aklım sende kaldı. Bütün gün sizi düşündüm yani. He. Ufuk olayından bahsediyor. Ha yenge biz onu çözdük ya. Hiç dert edecek bir şey kalmadı Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok yani. Sen mevsimi öğretmene de söyle. O da dert etmesin. Endişe edecek bir durum kalmadı. Allah Allah. Gerçekten güzel haber de nasıl çözdünüz? Ya aslına bakarsan biz çözmedik. Biz tam çözecektik. Baktık Seyfettin çözmeye girişmiş ama nasıl girişmek görmen lazım. O baktık bayağı bir girişince ayırmak zorunda kaldık. Bize bir şey kalmadı yani. Nasıl? Seyfettin adamı mı dönmüş? Hem de nasıl? Vallahi var ya mevzuat falan da dinlememiş. Allah ne verdiyse. Adam şimdi zaten evine varmıştır yani. Yani endişe edecek bir durum kalmadı. Sıkıntı yok yani. İyi bari iyi bari. Yani konu kapanmış en azından. Bu da bir şey. İyi ben sizi gördüm rahatladım zaten. O zaman hiç bölmeyeyim, ben kaçayım. Beraber çıkalım ya, beraber gidelim. Biz de zaten bir belediyeye gidecektik, bir işimiz var. Bir şu arazi kiminmiş öğreneceğiz de, sahibinden izin falan alacağız. Hayırdır, ne arazisi? Bu deprem cihazıyla alakalı. Bu arazide test etmemiz gerekiyor da, işte sahibi kimmiş gibi gidip öğrenelim, izin isteyelim falan. Onları halledeceğiz. Hangi arazi buldun? Şurada canım, bak hemen. Ben biliyorum burayı. Şey değil mi işte, Gönül Dağı'nın kuzey tarafı değil mi burası? Bizim Mehmetlerin arazisi burası. Mehmet. Benim öğrencim ya. Ablasıyla yaşıyorlar. Ben bir gün mantar toplarken mevzusu geçmişti de işte dedesinden kalma arazi. Çok tamam, çok iyi hayatım ya. Tamam hemen o zaman gidelim, izin isteyelim. Başlayalım çalışmaya, hadi yapalım. Yenge yemin ediyorum var ya, fiziki haritada nerede ne var hepsini biliyorsun ha. Vallahi helal olsun. Ayıp ediyorsun, ben çocuklarla dışarıda ders işleye işleye artık ne nerede gayet iyi biliyorum. Hadi. Hadi bakalım hadi. Git hadi. Git hadi mi? Hı. Bak amcaoğlu gördün. Ya yürü. Bak sesimi çıkarmıyorum. Yürü. Sesimi çıkarmıyorum. Dilim pabuç gibi bunun. Yapma, tamam sus. Selam öğretmenim, hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum, nasılsın? İyiyim ablam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ablan evde mi? Hı hı, burada. Abla. Merhabalar öğretmenim, hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin isterseniz, ayakta kalmayın. Yok yok, biz sizi hiç o kadar tutmayacağız. Bir şey konuşup gideceğiz aslında. Bana işte şey, Sevgi, Mehmet birlikte yaşıyorlar. İkisi de vallahi pırlanta gibi çocuklardır. Hatta Sevgi şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor. Hem de kardeşine bakıyor. Maşallah çocuklar size. Vallahi bana Zahide ablamla beni hatırlattınız ya. Biz de böyle sizin gibiydik. Şimdi çocuklar, ben o zaman direkt konuya gireyim. Sevgicim, bu Gönül Dağı'nın kuzey yamacına doğru genişçe bir arazi var biliyorsun. İşte ben bir ara mantar toplarken Mehmet bahsetmişti. O arazi size aitmiş. Biz de onunla alakalı sizden ufak bir izin isteyecektik. Tanır abileri biliyorsun, icat falan yapıyorlar. İşte biz sizin arazide depremle alakalı bir araştırma yapmak istiyoruz. Ama şimdi araştırma derken araziye hiçbir şey olmayacak güzel kızım. Hiç merak etme. Biz araziye bir noktadan bir cihaz göndereceğiz yer altına, o kadar yani. Aynen. İzin verir misiniz böyle bir şeye? Öğretmenim, tabii ki izin veririz ama arazi bizim değil. Nasıl, sattınız mı? Ha yok yok, satmadık. Amcam kullanıyor araziyi. Daha doğrusu
annemle babam vefat ettikten sonra kendisi kullanmaya başladı. Bizim değilmiş orası, öyle söyledi bize. Bir dakika, nasıl yani? Sizin olan araziye el mi koydu? Biz de pek bir şey bilmiyoruz öğretmenim ama dedem zamanında amcama vermiş orayı. Babam bir hata yapmış, öyle söyledi bize. Biz de görüşmüyoruz tabii. Haliyle amcamdan izin almanız gerekiyor. Anladım canım. Peki şey, siz ne yapıyorsunuz? Yani yanlış anlamayın, hani ben oradan gelirle geçiniyorsunuz sanıyordum da. Eş dost yardım ediyor sağ olsun. Ben de elimden geldiğince günübirlik tarlada bahçede çalışıyorum. Anladım. Öğretmenim, biz yardımcı olmayı çok isterdik. Ama lütfen kusura bakmayın, elimizden gelen bu. Estağfurullah canım benim. O zaman sonra tekrar konuşuruz, olur mu? Tabii. Hadi kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Koskoca kasabada konuşacak, derdimi anlatacak kimseyi bulamadım baba. Şimdi yalan olmasın, tabii Sefer abi var ama onun da derdi başından aşkın. Daha da dertlendirmeyelim, gerek yok. Çok yalnızım be baba. Anam orada öyle, Neriman hastanede. Ben de öyle tek başıma, bir orada bir orada. Ne olurdu benim de bir kardeşim olsaydı? Bu hayatın yükünü tek başıma çekmeseydim. Sırtımı dayayacağım bir kardeşim olsaydı her şey daha kolay olurdu o zaman. Ben böyle amcaoğullarına bakıyorum. Birbirlerine tutunmuşlar. Kenan abiyle Veysel her daim yan yana. Kardeşler çünkü. Bu hayatta insanın kardeş olması ne demek? Olmaması ne demek daha iyi anladım. Çok bunaldım be baba. Vallahi billahi çok. Sen de işte. Çatlayacağız bak Berak'ta. Daha hamur açacağım bak, ha yarım kaldı. Ana! Eltim. Yoksa bebeğiyle ilgili bir vaziyet... Yok bebeğiyle ilgili falan bir şey değil. Konu benimle ilgili bir şey değil. Konu Rıfat. Bizim Rıfat var ya... Çok fena borçlanmış. Borçları böyle biriktikçe birikmiş. Kabakçıların... Kamil yok mu? Geldi kapıya dayandı, paramı ver diye. Ben de kapının yanındaydım, kulak misafir oldum. Ama deme ya. Hay Allah. Bu Rıfat'ın da çekeceği çilesi varmış. Vallahi ya. Anası hapiste. Karısı hastane köşelerinde. Şimdi bir de bu borç. Allah yardımcısı olsun. Amin Cemile, amin. Şimdi anasıyla Mihriban için dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Ama diyorum ki borçları için el ele versek, bir şey düşünsek, ha olmaz mı? Peki ne kadar borcu var demiş? Vallahi bilmiyorum da epey çokmuş herhalde. Herkesten borç ala ala bugünlere gelmiş. Kahveyi falan da taşıdı ya. Çok iyi düşünmüşsün Adileciğim. Neticede Rıfat kasabamızın evladı. Ona sahip çıkmak boynumuzun borcu. Hazır Ramazan ayındayız da. Bunun fitresi var, zekatı var. Toplarız bir şekilde. Hı? Ya toplarız da. Yani kendi aramızda 3-5 kuruş toplayarak bir neticeye varamayız ki. Daha köklü, daha hızlı hareket etmemiz lazım. Belki bir el işi sergisi düzenleriz ya da kermes. Aa, yok. İnternette bir yardım kampanyası başlatırız. Hem daha hızlı sonuç alırız. Ne dersiniz? Aa, yok olmaz. Yani... İnsanlar rencide olabilirler. Daha bir kendi aramızda çözüm arasak. Hı? Aha da buldum. Vallahi da buldum. Bir
Allah'ım da buldum. Otur kız, otur. Otur, bize de söyle hele neymiş bulduğun. Otur. Anlat. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne? Kula gelme kızım. Ya of Filiz ya. Sen miydin? Sen ne diye böyle sessiz sessiz geliyorsun arkamdan? Ne yapalım Erkan Efendi? Hep sen mi gafil avlayacaksın beni? Bir kere de ben seni korkutayım dedim. Fena mı? Ha öyle mi? Sen insan saracının başına çalışırken tepende Ramazan top patlatmazsam bana da Erkan Usta demesinler. Hadi bakalım Mucit abi. Ya insansız değil, şoförsüz araç. Şoförsüz. Ya, bir türlü anlayamadın şunu. Ayrıca yani sana yardıma gelen birini Ramazan topuyla tehdit etmek ayıp olmuyor mu yani? Yardıma mı? Ben seni yardıma çağırmadım ki. Yardıma çağırmadın mı? E ne diye çağırdın beni buraya o zaman Erkan? Yani ya bir gören olursa? Heh, ben de tam bu cümleyi kurmanı bekliyordum işte ama merak etme. Bir gören olmayacak. Mesela dayım dişi çıkmış. Fazlı abi de evde. Ne zaman geleceği meçhul. Ben de fırsattan istifade senin güzel yüzünü göreyim istedim. Ya böyle fakir annemle de ağlayayım istedim işte. Fena mı olmuş? Ya yuh Erkan yuh. Beni ayağına kadar çağırdın yani. Keşke zahmet edip sen gelseydin. Senin dediğin gibi yapsaydık bir gören olurdu o zaman işte. Ayrıca gören görsün, duyan duysun zaten ya. Kimden neyi saklıyoruz ki? Hem Cemile yengemler öğrenince seni bağırlarına bastılar. Artık gerisi Allah kerim. Ha bu arada yengemler demişken, benim papucum şimdiden dama atıldı ha. Filiz'i üzersen yarın öbür gün bizi karşında bulursun deyip duruyorlar bana. Seni öz kardeşleri gibi görüyorlar anlayacağım. Ha bak, kardeşim yok diye üzülürken iki tane ablan oluverdi vallahi. Ha hatta üç tane. Elif yengemi unuttum. Yarın öbür gün Selma yengemle öğrenince dört olacaklar artık, fena mı? Şişt. Ne oldu Filiz? Kalbini mi kırdım? İstemeden yanlış bir şey mi söyledim? Erkan. Aslında... Benim bir ablam var. Nasıl? Ha, ablam var derken mecazen mi? Yok yani artık seninle ayrımız gayrımız kalmadı. Bilme zamanın gelmişti. Nasıl? Bir dakika ya. Ama sen bunca zamana kadar hiç böyle bir şeyden bahsetmedin bana. Senin bir ablan mı var gerçekten? Ya ama yok gibi de işte yani nerede bilmiyorum, ne yapıyor bilmiyorum, annem de... Ya neyse bu konuyu kapatalım bir süre olur mu? Ya, hatta hiç açmayalım. Ya ben aramızda gizli saklı olmasın diye söyledim sana. Ama hiç kimseye söyleme Erkan olur mu ya? Bu konu benim için çok hassas. Tamam. Tamam canım sen nasıl istersen. Sırrım ben de gönlüm merak etme. Güzel kızım benim. Kocaman olmuşsun valla. Bir an evvel yavru da yavrularınla buraya gelin. Hep beraber büyük bir aile alalım. Tamam Güllaç ya. Sen de kıskanma. Seni de seviyorum ki ben. Fazıl, oğlum ben geldim. Hoş geldin anne. Biz de seni bekliyorduk. Oğlum, bu ne hal? Bu kediler niye evde? Niye içeri aldın? Yavrum sen bunlara dışarıda bakmıyor muydun çocuğum? Ne yapayım anne? Dışarıda bıraksaydım da üşüseler miydi? Donsalar mıydı? Bana iyi geliyorlar. Selma'nın yokluğunda arkadaşlık yapıyorlar bana. Yavrum, Selma gurbete gitmedi ki. Karşı evde yaşıyor. Özlediğin zaman gider bakarsın. Bunları bu eve doldurmanın alemi ne? Bu yüzden değil anne sadece ya. Ben seviyorum kedilerimi. Bana iyi geliyorlar. İrmik ve arkadaşları bundan sonra burada kalacaklar anne. Beni birazcık seviyorsan kararıma saygı duyarsın. Tamam. Hadi sizi de gezintiye çıkartayım. Beraber gezelim yine tekrar geliriz buraya tamam mı? Sizi bırakmam merak etme. Ya Allah ya. Amcaoğlu. Burada mı? Bakalım konuşalım da işte. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim bakalım. Selamun aleyküm dayı. Ya biz Kerim mi ne birini arıyoruz ama bu arazinin sahibi. Buyurun Kerim benim. Ne oldu?
Kolay gelsin Kerim dayı. Sen şimdi belki bizi Mucit amcaoğulları diye tanıyorsundur. Şimdi Kerim dayı şöyle bir şey var. Biz senin arazide bir deney yapacaktık. Ama araziyle alakalı bir takım sıkıntılar varmış. Ya biz bunu öğrendik. İşte içimizde çok rahat etmedi yani. Bu yüzden bir gelip öğrenelim istedik nedir ne değildir. Ne sıkıntısı varmış? Yalan söylemişler size. Sıkıntı mıkıntı yok benim arazimde. Nasıl sıkıntı yok? Sevgili Mehmet senin yeğenlerin değil mi? Yanlış mı geldik biz? Yo, doğru geldiniz. Yeğenim sen olmuş. Ne olmuş mu var ya? Çocukların hakkını gasp etmişsin resmen. Anası babası vefat edince tamamını çökmüşsün tarlanın. Yaşından başından utan. Olacak iş mi bu ya? Tamam canım, sakin. Dur. Bana bakın, siz kimsiniz bilmem ama bilmediğiniz işlere burnunuzu sokuyorsunuz. Bu gördüğünüz arazi benim babamdan mülküm. Tapusuyla her şeyle ortada. Varın gidin işinize. Varın gidin. E tamam, çocuklar haklı o zaman. Senin babansa çocukların da dedesi değil mi? Evet. Sana babandan kaldıysa çocukları da dedelerinden kalmış oluyor. Şuraya bak, koca arazi bir avuç toprak almadı mı çocuklara? Allah aşkına ya. Siz kimsiniz kardeşim? Tapu müdürü müsünüz siz? Onların babaları el alemin işinde nafakasını çıkarırken benim ömrüm babamın yanında çalışmakla geçti. Bu arazide bir kum tanesi kadar hak yok kimsenin. Varın gidin. Jandarmayı ararım bak ha. Ararım jandarmayı. Adama bak ya. Ulan dinlemedi bile bizi ha. Dinleyecek yüzüm var Allah aşkına. Öksüz yetim çocukların haklarını ellerinden almış hala üste çıkmaya çalışıyor. Tamam canım, sen yine de böyle bizden bir öfkelendin mi parladın. Bir önce anlayalım, dinleyelim. Ondan sonra zaten öfkelenmemiz gerekiyorsa hep beraber öfkelenelim. Ben adama öfkeli değilim ama. Ben kendime öfkeliyim. Gördünüz bugün anasız babasız öğrencimin durumunu gördünüz. Ben öğretmenim ya. Benim nasıl haberim olmaz? Hele ki yetim çocuk. Hayır, hakkını ben savunmayacaksam kim savunacak? O yüzden ben kendime öfkeliyim. Tamam mı? Göremedim. Gözümün önündeki durumu ben göremedim. Tamam canım, tamam. Sen sakin ol bak. Biz Mehmet'le ablasını yalnız bırakmayacağız, tamam mı? Onlar yalnız kalmayacak. Çözeceğiz bu meseleyi, merak etme. Yani sen şimdi diyorsun ki benim Ramazan eğlencelerini kahveye hatta komple bu sokağa taşıyalım. Bir panayır kurup toplanan parayı da Rıfat kardeşime verelim. He, öyle diyorum gülüm. Kötü bir fikir mi sence? Ne kötüsü, gönlümün dahi yanısı. Müthiş bir fikir bu ya. Senin aklını yerim ben, aklını adeta aklından bin yaşa derecesine. O zaman gülüm, bir an önce hazırlıklara başlayalım. Daha bir sürü işimiz var ha. Dikkat, dikkat değerli gederli halkı. Ramazan ruhunu yeniden canlandırıyor. Bundan böyle Ramazan şenliklerimiz sahura kadar açığız konseptiyle düzenlenecek olup Rıfat'ın kahve ve kahvehanenin sokağında bir panayır şeklinde yapılacaktır. Adeta eski Ramazanlar geri döndü dercesine. Şenliğimize hepiniz davetlisiniz. Bakın gelmezseniz çok kırılırım ha, haberiniz olsun. Tekrar ediyorum değerli gederli halkı. Ramazan şenliklerimiz kahvehanenin sokağında bir panayır halinde düzenlenecektir. Sahura kadar da açık olacağız. Hepinizi bekliyor canını yedikler. Şuna bir bak Allah aşkına ya. Adam geldiğinden beri yatıyorum ya. Bütün orucu uykuya tuturdu. Ben bunu nasıl bir oruç tutuyor ben anlamadım. Alo! Ramazan! Kalk, ezan okunacak. Kalk. Ya ne vuruyorsun ya? Allah'ın eli ne vuruyorsun, ne bağırıyorsun? Ne yatıyorsun oğlum geldiğinden beri? Biz buraya çalışmaya gelmedik oğlum. Kalk bir şeyler yap ya. Yok, enerjim yok işte. Bırak beni ya. Lan. Allah Allah! Selami. Oğlum 9 yapsa arama var. Niye uyandırmıyorsunuz lan beni? Efendim Selami? Ya kusura kalma Selami. Vallahi açamadım yoğunluktan ya. He iş güç filan. Aynen. Ha? Sen ters bir şey yok değil mi? Ha? Vallahi iyi düşünmüşsünüz tamam. Ha iyi. Harbi iyi olmuş ha. Geliriz. Tam geleceğiz. Tamam. Lan tamam. Aa, dırdır edip durma ya. Geleceğiz dedik işte. Geleceğiz dediysek geleceğiz. Hadi kapat, hadi tamam. Kapat! Ne oldu lan, nereye gidiyorsun? Ya amcaoğlu bu Selami işte.
Fatih böyle işte moral olsun, destek olsun falan filan diye bir organizasyon düzenleyecek demişim. Böyle Ramazan organizasyonu gibi. Hatta bizim kızlarla yengemler falan da destek olmuş. O kahvesini orada böyle Ramazan şenliği yapacağız. Biz de çağırıyor, gelin filan diyor. Vallahi iyi düşünmüşler lan. E tamam gideriz, Rıfat'a destek olur. Amcaoğlu gideriz değil mi? Gideriz amcaoğlu, gideriz. Gideriz ya, gideriz. Oho, bunun kafada darladı. Oğlum çözeceğiz o meseleyi, tamam. Sen ne kadar stres yaptın ya. Ya amcaoğlu çözeceğiz de ya. Nasıl çözeceğiz Allah aşkına ya? He? Adamı görmedin mi aksinin önünde gideni? Hayır, düşünüyorum düşünüyorum, bir şey bulamıyorum ya. Vallahi amcaoğlu, her aksinin kalbini yumuşatacak bir şey olduğuna inanıyorum ben. O yüzden... Ana ben bu adamı tanıyorum lan. Nasıl lan? Sen tanıyor musun çocukların amcasını? Ben diyorum vallahi yüzü nereden tanıdık geldi ya? Nereden tanıyor o adamı? Bu adam benim kayınpederin bir arkadaşı. Biz seneler önce bir diş çekmeye bir yere götürdüm ben babamı. Tek başına yaşayan nalet bir adam. Hatta o zaman hatırlıyorum demiştim ne biçim bu adamın baba falan. O da gözün de iyidir falan öyle deme falan demişti. Ben bak unutmuşum, aklımdan çıkmış, görüyor musun? Şimdi hatırladım. O vallahi o. Amcaoğlu bir şey diyeceğim. Eğer Musa amca tanıyorsa bu adamı, biz bu meseleyi çözdük. Nasıl çözeceğiz amcaoğlu? Allah Allah. Musa amcayı götürüp adamın dişlerini zorla söktürüp çocukların arasına mı çökeceğiz? Ya yok oğlum yok. Sen şimdi kahvede şenlik var demedin mi? He. Biz bir şekilde bu adamı da getireceğiz kahveye. Musa amcayı da çağıracağız. Hadi. Tamam. Öyle ne bileyim, öyle insanlar falan, sıcak bir ortam, samimi bir ortam. Belki adamın kalbi yumuşar. Ne diyorsunuz, olmaz mı? Vallahi ben bilemedim amcaoğlu ya. Nasıl bilemedin? Vallahi aslında ben de bilemedim. Ama şimdi Allah var, babam konuşunca iyi konuşuyor. Belki ikna eder de adama hiç güvenmiyorum yani. Ya tamam da tamam, öyle hemen enseyi karartmayın ya. Allah Allah. Mübarek Ramazan ayı. Ha? Hem bak Allah'tan ümit kesilmez diye boşuna dememişler. Şimdi bana bak. Sırada bir şey kalmamış. Hadi kaçıyorum ben. Kahvede görüşürüz akşam. Tamam. Bu meseleyi de bugün çözeceğiz, tamam mı? Tamam inşallah. Hadi bakalım, hadi. Siz de geç kalmayın ha. Tamam tamam, şunu bitireyim de geleyim. Ben de yatacağım, uyuyacağım birazdan. Vallahi aman. Yat oğlum yat. Yat. Senin tuttuğun oruç sevap mı emin değilim. Ne oldu, korktun mu? He? Bütün gün yattın ya. Sana ne? Ne demek sana ne ya? Gülüm. Vallahi bir tane kaldı bak, son. Hadi son. Hadi 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 hadi. Hadi hadi gülüm. Al al al. Oh. Tamam. Rıfat, çocuklarım nasıl? Ha? Kızlarım çok ağlıyor mu? Gülüm sen çocukları hiç merak etme. Adil ablalar sağ olsunlar çok iyi bakıyorlar onlara. Hadi sen iyileşmene bak. Müsait miydiniz? Müsaitiz Kenan abi, gel. Müsaitiz de sadece biraz ilaç içmekte zorlanıyoruz. Ama ilaçlarını düzenli bir şekilde alırsan daha hızlı iyileşirsin Mihriban'cığım. Atlamayalım tamam mı? Vallahi içeceğim Kenan abicim, içeceğim. İyileşmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Güzel. Tadam, bak burada ne var? Sana sürpriz yaptık. Ya biz Elif'le düşündükse burada canın sıkılıyordu senin de. Rıfat da senin Yeşilçam filmlerini çok sevdiğini söyledi. Ha. Biz eskiden Elif'le nöbet tutarken boş zamanlarımızda böyle film geceleri yapardık. Neyse, canın sıkılmasın diye. Vallahi Kenan abi çok teşekkür ederim. Neyi düşünmüşsünüz? Ben de burada elimden iş gelmiyordu ya. Ne yapacağım diye üzülüp duruyordum vallahi. Artık biz seninle film günleri yaparız Mustafa. İçinde Selvi Boylu Mal Yazmalım da var. En sevdiğim filmmiş. Vallahi kocan çok isabetli seçimler yaptı. Rıfat'ım ya. Biliyorsunuz mu? Ben o filmi izlerken hep ağlıyordum da Rıfat bana kızıyordu. Yani kızıyorum demeyelim de ağlamana dayanamıyorum diyelim. Çünkü ben seni istiyorum ki sadece gülerken ağla. İşte biz de eşlerimiz için hep bunu istiyoruz. Ama siz elinizden gelse bize hep ağlatacaksınız yani. Gerçi Elif'in film izlemesine gerek yok. Son zamanlarda maşallah var. Şelale gibi istediği her zaman ağlayabiliyor. Aa, biz burada duygusalız, hormonlarımız tavan diye ağlıyoruz. Şelale olduk ya. Aşk olsun. Ay. Boş ver sen bunları Mihriban. Gel biz seninle film izleyelim. Şu filmi açalım. Bakalım Türkan şuraya. Aşk görelim değil mi? Ya. Burada şey Ayşe'cik filmler de var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Film arşivimiz çok geniş.
Selam aleyküm baba. Ve aleyküm selam oğlum, hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dede, biz bugün seninle iftar edeceğiz. Bize de yer var mı sofranda? Olmaz olur mu oğlum, gel buyur. Geç bakayım. Vallahi baba, öyle sen hemen olmaz olur mu falan deme. Bu küçük soborcuğun böyle olduğuna bakma. İki kişilik yiyor vallahi. Ayıp ettin dedi ya. Biz yarın bir gün lazım olur diye yiyoruz. Yiyeceksin tabii oğlum, yiyeceksin. Siz yiyeceksiniz ki benim sofram bereketlenecek. Hadi siz oturun, ben bir şeyler hazırlayayım da geleyim. Yok baba, otur otur. Bir dakika dur. Ben hallederim. Zaten Adile Hanım da yiyecek bir şeyler göndermişti. Ondan sonra tabakları alayım gelime, tamam mı? İyi, madem öyle, sen bir şeyler hazırlarken biz de Ramazan torunumla baş başa hasbihal ederiz azıcık. Ya hadi siz hasbihal edin, geliyorum ben. Dedim dede, sana birebir de anlatacağım çok şey var. Aslında diyorum, seninle Bozkır'da böyle güzel bir yolculuğa çıksak süper olacak ama bayramdan sonra artık. Allah'ım ya Rabbi. Bu lafları nereden öğreniyor? Vallahi bilmiyorum ben ya. Ya desen de biz de öğrensek. Sen bunları tut. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Şu kaşığı giriyorum hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dede ya, elini çabuk tutacak. Tamam lan zobur. Ne acele ediyorsun? Çay mı bir babaca sokuyorsun seni hep böyle? Al. Ben de orucumu açayım. Dur, aç. Fırmanın açın beni. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Şuraya baksana Selma anne. Aynı düğün yeri gibi ışıl ışıl. Öyle vallahi Ali. Çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. İşte bizim de önceden haberimiz olsaydı beraber bir şeyler yapıp getirirdik, destek olurduk ama işte bilemedik. Biz de alarak yardım edelim. Bugün kumbaramı getirdim. İçinde ne varsa harcayacağım. Canım bir şey isterse çekinme, olur mu? Yerim seni. Büyümüş de bana bir şeyler mi ısmarlıyormuş? Yerim, teşekkür ederim. Oo, Selma Hanımlar da teşrif etmiş. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Kızlar kusura bakmayın. Vallahi okulda çok işim vardı. Anca çıkabildik de geldik işte. Siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor satışlar falan? Mükemmel, mükemmel. Gel, sen de yardım edecek. Tamam. Elin uğurludur tamam, senin. Tamam, tamam. Bir şeyler atıştırmak ister misin? İstemiyorum. Kızım, oğlum koşuşturmayın, toz oluyor evladım. Ay Asuma, sen de acık börek getirsene içeriden, az kaldı bunlar. Hadi, dur dur yavrucuğum, sen dur, ben hemen alıp gelirim. Sıkıntı yok. Oh, çok güzel macunlar. Al bakalım Hüseyin. Hoş geldiniz. Hangisinden istersiniz? Ben daha güzel. Sana iki hangisini demişti? Oo, bunu ben size verdi. Ben bunları. Vallahi çok lezzetli döndü. Eline sağlık. Ay sağ ol komşum benim. Ya sarmadan da vereyim. Bak sonra bulamazsın ha. Ver ver. Buyur parasını da. Bu fiyatı verirsem. Vallahi elinize kolunuza sağlık ya, ne kadar güzel olmuş. Hapır hapır yiyorum hepsinden ama parasını unutmayalım, tamam mı, atalım kutuya. Aa, benim boncuk gözü gelinim, ye ye. Ben seni yerine atarım kutuya. El yapımı patikler, son model oyalı yazmalar burada. Almadan geçme vatandaş. Ulan ne bağırıyorsun, bunu sancı başı gibi isteyen gelsin kızım. Ya niye anne ya, bak böyle daha çok insan geliyor işte. Ya Filiz haklı. Adeleciğim ne yapıyorsun sen? Ya baksana tezgahın yarısı gitti. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor satışlar? İyi gidiyor oğlum. İyi gidiyor. Daha iyi dursa ne 10 dakikada bir bizim tezgah gelip diyorum, bir şey mi alacağım? Ha şey, iki tane yazma alacaktım ben. Yazma mı? Evladım senin yazmayla ne işin var? Berelerden alsa mı? Ha. Yazma mı dedim? Bere alacağım ya, tabii bere alacağım şey. Ya tertip sana zahmet, şöyle en sıcak tutanından iki tane bere versene. Birini de Sefer abime götüreyim. Sen attır şimdi. Tabii tertip, buyur. Sağ ol tertip. Bir de... Şu... Buyur tertip. Kutuya atacağım, kutuya. Aklın nerede? Ha. Öyle soğuktan gitti bir an aklım ya. Şey, kutuya atayım tabii. O zaman sen bunu tak evladım. Kafayı üşütme. Takayım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi, hadi sana da. Aa, oo, nene. Kolay gelsin. Sağ ol kolay oğlum. Gelsin. Sağ ol oğlum. Şşt, yenge. He? Ay bunu mu alsam acaba ya? Ay yok, öteki daha güzeldi. Ha şu. Şuna bakayım da. Bakayım. Güzel. Ay, o da değil. Sen bana ilk gösterdiğin vardı ya. O daha güzel. Şu nasıl şu? Yok. Gel, gel, gel. Yok, kız bu da değil ya. Ben kupe istiyorum. Şu kupe. Oh. Alacaksan al kızım. Seçemedin yarım saattir bir kupeyi. Ne diyeyim Halime yenge? Böyle bir kupe istiyorum ki naciyeler, cevriyeler, hayriyeler orta yerlerinde çatır çatır çatlasın da istiyorum ama seçemedim işte bir türlü. Sen bunu baştan söylesene kızım. O zaman bak her bir küpeden birer çift alırsın. Değiştire değiştire takarsın. O zaman herkes de çatlayacağı yerden çatlasın. Anam! Kız bu benim. Nasıl aklıma gelmedi? Ya. Tamam. Ay abla, bin yaşasın. O zaman ben bunların hepsine birer çift alıyorum. Tamam dur. Dur 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 koyalım. Değil abla. Al. Kızım kutuya atıyorsun. Ya attım. Japon prensi. Sen ne bakıyorsun Seynur? Almayacak mı bir şey? He,
Yok Halime abi, ben alıcı değilim, bakıcıyım. Millete bakıyorum, anlarsın ya. E malum gece gece dedikodu toplamak gerekiyor. Çekte sen, çekte. Hadi kolay gelsin o zaman. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Hadi konuşuruz kız. Kerevan. Hadi doldur. Çatlayacaklar orta yerlerinden. Nasıl olmuş Reyhan? Güzel değil mi? Çok güzel Hamdi, çok beğendim. Ama öyle kuru kuruya beğendim demeyle olmaz. Bak, etrafta bir sürü yemek var. Var mı canınızın istediği bir şey alayım, yiyelim? Her şey çok güzel görünüyor. Osmanlı macunu var, yer misiniz? Olur, ne? Bence de olur. Vallahi benim için de değişiklik olacak biliyor musun? Ya 10 yıl olmuştur yemeyeli. Kolay gelsin Fazıl. Sağ ol Hamdi, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Bize birer tane macun verecek misin? Tabii, tabii vereyim. Karışık yapayım mı? Olur. Olur, olur. Hepsi de çok güzel görünüyor. Sen şöyle karışık kuruşuk bir şeyler yap ya. Tamam. Ah, bu da parası. Ama şey, parayı bana vermeyeceksin ki. Parayı buraya atacaksın. Ha. Aha. Amcaoğlu, nerede kaldı senin kayınpeder ya? Ha, gelir oğlum ya. Amcaoğlu, sen eminsin değil mi? O sen mi getirebilir bu nursuz herifi? Getirir oğlum, getirir. Merak etmeyin ya. Adam sebep sayıyor babamı. Evet, çaylar da geldi. Herkes alsın bakalım. Şimdi kardeşim, elden ele dağıtıverin bunu, olur mu? Bu gece sahura kadar adam başı 20'şer bardak çay içilecek burada, oha göre. Selami, ne yaptın ya? Herkesi anemi mi yapacaksın? Vallahi ben anamı babamı bilmem Kenan abi. Bu gece Rıfat kardeşime destek gecesi. O göre için işte. Evet, çaylarımız da dağıtılırken geleneksel yarın gecemize başlayabiliriz. Ne oğlum, yarın gecesi ne alaka? Kardeşim, siz benim amcaoğulların meşaz grubuna yazdığım meşazları okumuyorsunuz mu ya? Ha? Ya? Ben orada programı detaylı bir şekilde anlattım ya. Adeta ilmek ilmek işledim dercesine. Yarın gecesi ne alaka oğlum ya? Amcaoğlum, ben görüyorum. Yani senin düğününden sonra kasabada çok tuttu. İnsanlar çok istediler. Ben de Rıfat kardeşime destek olur diyerekten yarın gecesine programı aldım. O. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam Musa emmi. Aleyküm selam. Niye getirdin beni buraya Musa abi? Daha sakin bir gayfe yok muydu? Kerim. Ya senin insan içine çıktığın mı var? Ha? Bak geldik işte, ne güzel gençler burada eğlence düzenlemişler. Otur seyret. Aynen öyle Kerim dayı ya. Allah Allah. Gözünü seveyim sen de. Bak ne güzel işte, bir eğlence düzenlemişiz ya. Sosyalleşeceksin. Özüne döneceksin. Kendine geleceksin. Özüne döneceksin. Özüne. Hadi otur, otur. Evet. Herkesle de geldiğine göre Sefer abiyle başlıyor. Hazır mısın Sefer abi? Hadi bakalım, hadi. Ya oğlum, gençler de oynayın işte. Bizden gençler artık. Boşver beni ama. Geç olur mu öyle şey Sefer abi ya? Yani senden de geçtiyse bizim hepimizin burada çoktan nalları dikmemiz gerekirdi. Evet, ilk oyunumuz klasikleşen oyunlarımızdan ağız kaydırmaca. Ya oğlum oynatma şunu Allah aşkına. Birimizin ağzı kayacak göreceksin ya. Sen karışma benim işime Çakır. Lütfen. Hadi o zaman başlayalım Sefer abi. Yalnız şunu hatırlatmak isterim. Eğer yapamazsan havluları yersin o göre. Tamam tamam, nasıl lan, ne diyordun? Sen benim ağzımın yeri yersin. Tamam. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Başla abi. Sen benim elini al. Bardak, bardak. Bardak, bardak. Başıma dur. Bakayım ne oldu? Vallahi sen de hiç beceremedin Sefer abi, onu demeden geçemeyeceğim. Hadi bakalım bıyık, sıra sende. Kerim dayı, oradan sırıtıyorum ama sıra sana da gelecek vallahi. Hiç öyle sırıtma sen yani ha. Anam! Tuttum dayım benim! Senin o yanakların yürüyüm, şunun güzelliğine bir bak. Sen benim ağzımın eğrisine, doğrusuna eğil. Ha 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 ha
Yalnız o pay iyiydi. Tamam, bir daha yapıyorum. Tamam. Bir daha. Şirin. Tamam, değilim, tamam. Olmuyor ya amca oğlum. Şu kadarcık basit şeyi beceremiyorsun ya. Sen yap. Ben yaparım tabi. Hazır mısın? Hazırım. Sen benim ağzımın elisine, doğrusuna, elise eli, doğrusa doğru. Sen benim ağzımın elisine. Oğlum devam etsene, niye kaldın? Nasıl devam edeyim? Çakır, çenem kilitlendi. Nasıl çenem kilitlendi? Hakkı çenem kilitlendi lan! Nasıl be? Selam ayı, şaka yapmıyorum. Yok, şaka yapmıyorum. Ne dedim? Abi ne dedim? Sıcak su dökün ya! Selam, dur. Dur sen. Selami. Aldı, kafayı kaldı. Kafayı kaldı. Şuradan diğer taraftan da bastıracağım. Dur. Al. Ya. Öyle. Beyler bir açılın bakayım şöyle. Açılın biraz. Gel. Ulan Selam, senin yapacağın organizasyona ben sana ne dedim? Şu oyunu oynatma dedim değil mi? Birimizin ağzına bir şey olacak dedim ya. Selami neyim olur bunun? Pes sonra Kerman. Galiba yüz felci geçirdim. Ağzım yanıldı. Be Selami'ye bak oğlum ya. Ya ben sana demiyorum ağzını yüzünü yamulup böyle kalırsın diye. İşte olacağı buydu. Benim ne suçum var ya? Hep o bıyığın yüzünden bir türlü adam gibi yapamadı. Aa, kuru iftira. Seni göreceğim. Canım size kardeşim! Hadi sen ayı mı oynası yok burada diyorsun mu? Hadi gidin artık. Dur ben de geleceğim Selami, beni bekle. Dur. Sen hiç canını sıkma Kerim dayı. Bu gece yarın gecemiz bitmez. Çok eğleneceğiz, çok. Daha bitmedi. Hadi bakalım. Hadi yürü. Selametle. Gel. Rahat ol. Hiçbir şey yok. Normal şeyler bunlar burada. İnsan bu yaşta şu masum gibi 5 dakika uyumak için neler vermez. Buyur baba. Sağ ol oğlum. Anlat bakalım. Bugünkü ziyaretin aslı ne? Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor baba. Şakadan anlıyorum. Sanki senin de açıyor oğlum. Babalar hisseder çocuklarının içindekini. Senin de evlatların var. Hatta kulağıma çalındığına göre bir tane daha yoldaymış. Öyle baba öyle. Ben işte dediğin gibi onun için geldim zaten. Yani haber aldığımda ilk sana söyleyecektim ama fırsat bulamadım. Allah nasibimize bu yaştan sonra bir evlat daha düşürdü. Ama iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemiyorum. O yüzden senin hayır duanı almaya geldim. Oğlum, evladın kötüsü olur mu hiç? İyi oldu tabii ki. Hem de çok iyi oldu. Allah sağlıkla, mutlulukla kucağınıza vermeyi nasip etsin. Öyle baba, öyle de. Çocuk doğunca insanlar ne der diye düşünüyorum. Sonuçta yaşımız belli işte.
kendim için değil, çocuk için üzülüyorum. Ne olacak? İhtiyar bir babası olacak işte. Benim bu yaşa kadar bir sürü evladım, gelinim, torunum oldu. Tüm bunlardan ne anladın dersen, insanın en büyük kusuru nedir biliyor musun Hüseyin? Bilerek ya da bilmeyerek kendisini Allah'ın yerine koymak. Onun rolünü üstlenmek. Haşa baba, o nasıl söz? Öyle oğlum, öyle. Bizler ana babalar hep çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Her daim gölgelerimizde gölgelensinler istiyoruz. Bu iyi bir şey tabii ki. Ama onların her şeyini kontrol etmeye çalışmak, yarınları için, başlarına gelecek şeyler için kendimizi heder etmek, bu bizim vazifemiz değil. Bu onlar gibi bizleri de Yaradan'ın vazifesi. Haliyle evladın için endişelenmen güzel bir şey. Ama onu ne yaşayacağına, ne hissedeceğine bırak, onu yaratmaya niyetlenen karar versin. Sen sadece dua et. Hayırlı nesiller için dua et. Sağ ol baba. Baba bir de şey söyleyecektim. Eğer çocuk olan olursa adını Muammer koymak istiyorum. Senin de rızan olursa. Muammer. Uzun ömürlü, uzun yaşayan demek. Benim Muammer'im öyle olmadı. Ama senin Muammer'in adıyla yaşar inşallah. Sabri abi, Sabri abi. Şunu ver. Bir durun kardeşim ya. Ondan o kolumuz yok ki. Sırayla hepimize vereceğiz. Hepsinin parasını buradan al Sabri abi. Balonlar benden olsun. Aslan amcaoğlum benim ya. Yaşa be Ali. Ne arıyorsun kardeşim sen? Sabahtan beri kutuya attım diyoruz ya. Şu bıcır bıcır kız Adile'nin kızı değil mi komşum? Ya ta kendisi. Maşallah ne kadar büyümüş, serpilmiş. Kızın konuştuğunu iyi var mıymış? Yok kız, nerede? Mucit kız pek akıllı vallahi. Bu yaşta araba neyim yapıyor kendi kendine? Hayırdır, sen niye sordun? Hiç canım, öyle bir dikkatimi çekti de Allah sahibine bağışlasın. Görüşürük. Hadi gel. Kendini illa kulak karıştırma ya. Al hepsine de al, Allah'ını seversin. Çocuğuna da al. Yakışıyorlar değil mi? Kim çok yakışıyor? Kim olacak baksana. Erkan'dan Filiz mi? Ulan canını. Yok kız, kanki onlar, kanki yanlışım var. Birbirlerini tercih ediyorlar. Allah Allah. Hı. Ben hiç birbirine böyle aşkla bakan kanki görmedim. Neyse. Demek ki Erkan'la Filiz'in gizli sevgili olduğunu öğrenmemiş insanlar henüz. Ne zamanla öğrenirsiniz artık. Nasıl ya?
Erkan'dan Fezlis gizli gizli sevgili mi olmuş? Ana! Vallahi olmuşlar. Bak hele nasıl bakışıyorlar. Ana! Benim bunu hemen... Yok. Ben bunu kimseye söyleyemem. Allah'ım mübarek Ramazan ayında gıncıcık çocukların günahına giremem ki. Sonra cehennem sebahleri yemmeyeyim mi demiş. Dingenin sapıyla cevap verir bana valla. Yine ne öğreneceğim ya? Bütün Ramazan ayı boyunca böyle kaşınamam ki bir ayda. Ramazan yok Yaşar. Gel lan buraya şimdi Kur'an yazacağım. Ne oldu gönlümün kaşıntısı? Niye haşır huşur kaşınıyor? Yoksa yediğin bir şey mi dokun? Dokunma da benim sana bir şey demem lazım ama kimseye dememen lazım tamam mı? Ha? Ne gibi bir şey? Dedikodu mu ayetinde? Hı, dedikodu mu ayetinde? Ne dedikodusu ya? Şşş. Tamam anladım. Gönlümün pireli kebabı. Hadi söyle. Vallahi meraktan çatlar. Tamam. Söyleyeceğim. Erkan'dan Filiz gizli gizli sevgili olmuşlar. Ah, ana. Ah, Allah kaşınmam durdu. Allah sana şükürler olsun yarabbim. Şşş, bana bak. Eğer ki bunu bir Allah'ın kulundan duyayım, seni caminin minaresine mahya diye asarım haberin olsun ha. Tamam mı? Vay be. Erkan'dan Filiz sevgili olmuş demek. Şu olaya bak. İyi de ben bu bilgiyle ne yapacağım şimdi? Ah be sen Nur, ah be sen Nur. Zehri attın gittin vallahi. Ben bunu kimseye söylemeden nasıl dayanacağım ya? Evet, kahvelerimiz de geldi. Buyurun bakalım. Kerim dayı, buyur bakalım kahveni. İstemez kardeşim, vakit geç oldu. Musa abi, bana müsaade. Otur kardeşim ya, otur 10 dakika. Ya niye öyle kalkıyorsun hemen? Aynen öyle ya. Daha uzun eşek oynayacağız. Vallahi sen Kerim dayı böyle pofidik bir abiye benziyorsun ha. Seni eşeğin yastığı yaparız. Yok Musa abi, ben gideyim. Yorgunum. Alışık değilim zaten kalabalığa. Otur, otur, otur. İyi akşamlar. Müsaade var mıdır? Siz ne için geldiniz? Tabii ya, şimdi anlaşıldı. Bütün bunlar oyundu değil mi? Sırf bunlarla yüzleştirmek için getirdiniz beni. Ya otur Kerim, otur şuraya. Seninle konuşacağız, ne var bunda? Ya aynen öyle Kerim dayı, Allah aşkına ya. Ne var, he? Ya onlar el değil, yabancı değil, senin öz yeğenlerin. Onların seninle, senin de onlardan başka kimsen yok bu hayatta. Konuşacak bir şey yok. Sana da yazıklar olsun Musa abi. Çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz dedin, kandırdın beni. Hayater be! Asıl sana yazıklar olsun. Öz be öz kardeşinin yetim çocuklarına böyle davranılır mı? Ha? Onların hakkını vereceksin. Onlar da mutlu olacak, sen de mutlu olacaksın. Kaç yaşına gelmişsin? Bana bak, oğlum bizim bir ayağımız çukurda. O adı batısca araziyi öbür tarafa götüreceğini mi sanıyorsun? Genç. Bak Kerim, ben seni gençliğinden beri bilirim. Sen böyle bir adam değildin. Sana bir haller olmuş. Bak şu yetimlerin haline. Öz be öz senin yeğenlerin. Onların hakkına girmeyeceksin. Onların hakkını vereceksin. Onlara bir baba olacaksın. Onlar da sana öz evlat olacaklar. Merak etme. Elden ayaktan bir gün düşersen onlar sana bakarlar. Kimseyi ilgilendirmez benim malım mülküm. Siz onların masum yüzüne bakıp aldanmışsınız. Bu araziyi babamla var ettim ben. Ben sağ olduğum müddetçe kimse giremez. Karışmayın işime ya. Karışmayın. Mm-hmm.
Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok oğlum. Yok. Kötü bir şey yok Rıfat. Oğlum ben bugün senin bir konuşmanı duydum da. Anlaşılan sen sıkıntıya düşmüşsün. Yok Adile abi ya. Ben onu hallediyorum. Vallahi sıkıntı yok. Bilmiyorum tabii halledersin zaten. Ama yani ne yalan söyleyelim. Senin burada zorda olduğunu bilip ellerimizde oturmak bizim hiç içimize sinmedi. Biz hanımla böyle kendisine bir şey yaptık, sana sormadık. Hakkını helal et. Gençlerce senin kahvede böyle şenlik gibi bir şey yaptı. Kasabalılar da nasıl rağbet etti sağ olsunlar. Rıfat. Bu para senin. Buyur oğlum. Borcunu neyin öde? Kalanını da ihtiyaçtan harcarsın. Yok yok ben alamam bunu. Sağ olun o kadar zahmet etmişsiniz. Şöyle yapalım, ihtiyacı olan birine verelim o parayı olur mu? Ben alamam. Al evladım al. Biz yabancı mıyız sanki? Burada herkes senin bir annen, bir kardeşin, bir akraban gibiyiz. Yarın bir gün bizim başımız sıkışacak olsa sen yardıma koşmayacak mısın yani? Koşarım tabii, koşarım. Ağzına al kardeşim al. Bak insanlar soğukta beklemesinler al. Al Rıfat'ım, al güzel kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Ben yani bir kimsem yok zannediyordum ama ama bu kasabadaki en büyük aileye ben sahipmişim. Allah sizden al bak, bu tutkanı al bu sefer tamam. Sonra hemen yatınca böyle oluyor. Bir şey yok, önemli bir şeydi. Ya ama ismimi sayıklıyordun, benimle mi ilgiliydi? Selma, ben seni kaybettim görüyorum rüyamda. Benim içimdeki en büyük korku bu herhalde, seni kaybetmek. Ya niye bana söylemedin? Ya söylemek istemedim. Sonuçta. Selma, ben seni kaybetmek istemiyorum. Sen beni kaybetmeyeceksin zaten. Ben hiç ayrılmayacağım yanından, tamam mı? Merak etme. Hiç ayrılmayacağım.
tel oldu vallahi bunlar. Şurada çık. İşte böyle abi. Geçinip gidiyor işte. İş güç. Ali, senin dükkan da böyle tıkır tıkır işliyor ha. Selami zoboru arada bir böyle cinlerimi tepeme getiriyor ama Allah var şimdi dükkanı güzel götürüyor yani. Muammer'in namı yürüyor yani, merak etme. Neyse, aslında ben sana böyle güzel haberlerle geldim buraya. Gerçi yani Kenan söylemiştir ama dede oluyor. Hadi gene iyisin. Torunlar da öne geçtin ha. Esas benim sana başka bir haberim daha var da. Ama bu haberi verirken böyle senin o suratındaki ifadeyi çok merak ediyordum ama. İşte yani kaderde bu şekilde söylemek varmış. Amca oluyor. Sonunda benim de iki tane çocuğum oluyor. Eşitlendik yani. Onu diyorum. Ne la? Olur mu? Filiz kızımı da sayarsam benim üç tane çocuğum oluyor. Tabii sen torunlarda öne geçiyorsun, ben de çocuklarda öne geçiyorum. İyi. Seni Ramazan bir buruk be abi. Sensiz geçireceğimiz ilk Ramazan, hem de ilk bayram. Eskiden olsa sene Ramazan şenliklerini sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım diye didişir dururduk. Bu sene hiç içimden gelmiyor şenlik falan. Keşke burada olsaydın da sen yapsaydın Ramazan'ı. Kıkım çıkmazdı. Ben seni çok özledim lan abi. Demir koyun, neler gelir aman dağları. Deler gelir, haydi de dağları. Deler gelir. Allah Allah, kim ki bu? Alo? Buyurun. Benim, ne oldu, kötü bir şey mi var? Ana, Adile Hanım, Adile Hanım iyi misiniz? Ben... Ne oldu? Tansiyonunuz mu düştü? Yok, iyiyim ben Hüseyin Bey, iyiyim. Yok bir şeyim yok, iyiyim. Ya nasıl iyiyim? Kalkın ben sizi bir doktora götüreyim. Yok, doktora falan gerek yok Hüseyin Bey. Gerek yok, iyiyim ben, iyiyim. Ya nasıl iyiyim? Yüzünüz bembeyaz oldu. İstemem Hüseyin Bey, siz... Beni bir yere götürür müsün Hüseyin Bey? Ama hiçbir şey sormayın, tamam mı? Hiçbir şey sormak yok. Sadece beni bir yere götürmenizi istiyorum. Tabii tabii, götürürüm. Kalkabilecek misin? Benim güzel kızım ha. Güzel kızım benim. Ömer. Oğlum şunları atıver, vallahi kokudan duramayız. Tamam baba, hemen atıp geliyorum. Aferin sana. Oy maşallah sana, baban evde mi? İçeride. Baba, Nurten teyze geldi. Hoş geldin abla, hoş geldin. Nurten abla gel, gel buyur. Niye oturuyorsun burada, kalk git karının yanına. Vallahi abla, Allah senden razı olsun ya.
Yani Adile ablanın işi çıkınca ben bir an ne yapacağımı bilemedim. Buralar bana emanet, aklın kalmasın. Sağ olasın. Ben iki kızı içeride uyuttum zaten. Ömer'in de okulu tatil zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa yardım eder sana. Tamam evladım, ben bugüne kadar kimleri kimleri büyüttüm merak etme sen. Sağ olasın, Allah Allah bu iyiliğinin karşılığını versin. Ben geleceğim, tamam mı? Ha oğlum, sen Nurten ablana yardımcı olursun, tamam mı? Tamam baba. Anneme onun için topladığım bu çiçekleri verir misin? Verin oğlum. Hadi ben geleceğim. Hadi. Mirvan. Tamam, ne oldu? Ağrın mı var? Yok yok. Ondan değil de. Ben kızlarımı çok özledim. Böyle kokuları burnuma geliyor. Bir de burada böyle hastane odasında duruyoruz ya. Yani böyle bana bir şey olur da onlara kim bakar diye. Şişt, tamam ya, yapma böyle, düşünme ne olur. Bak bu da iyileşmenin bir parçası, hatta çok büyük bir parçası. Yani sen iyi düşüneceksin, iyi olacaksın. Böyle de anne yüreği işte. İnsan böyle her ihtimali, her endişe kaynağını düşünüyor. Elimde değil ki. Bana bir şey olursa... Bana bir Allah'ım, onlar çok kötü. Benim, bak ne olur, ne olur dur, yapma. Biliyorum, biliyorum. Düşündükçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Biliyorum, ben de yaşadım. Ama bu yaşadığın şeyler hiç kolay değil ki. Ama sen bunun üstesinden gelebilirsin. Çocuklarımızı her daim karnımızın içinde taşıyamıyoruz maalesef. Keşke yapabilseydik. O zaman her şey çok daha kolay olurdu. Endişelerimiz giderdi. Ama işte onları hayata yetişkin, güçlü bireyler olarak hazırlamak zorundayız. Ve senin çocukların çok şanslılar. Çok şanslılar. Onların kardeşleri var. Biliyor musun, bazen ben bile düşünüyorum. Hani ne bileyim, daha fazla kardeşim olsaydı acaba hayatta daha mı az yalnızlık çekerdim diye. O yüzden onlar çok şanslılar. Senin gibi bir anneye sahip oldukları için de çok şanslılar. Sen çocukların için mücadele ediyorsun, elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Tamam mı? Lütfen iyi olacaksın, böyle şeyler düşünme. Aklından sil bu düşünceleri, tamam mı? Ah canım benim ya. Dayamam ben sana. Ha amcaoğlu. Ne öğreneceğiz amcaoğlu, düşündün mü bir şey? Ya oğlum bu adam saçma sapan bir adam ya. Bununla ne yaparsak yapalım uğraşamayız biz. Başka bir tarla bulsak olmuyor mu? Yok amcaoğlu ya, yok olmaz ya, olmaz. Ne yapalım, ne edip ikna edeceğiz. Olmaz yani. Ya niye olmuyor, ben anlamadım ki ya. Neyse vardır. Ya ölçülmüyor mu başka yerden, başka tarladan? Amcaoğlu. Ya of. Ne yapacağız amcaoğlu, planımız ne? Ben diyorum ki ben gidip dalayım ona. Heh, yakasına yapışayım, kökten çözülsün. Ya dur bir oğlum ya, vallahi Allah. Öyle şey mi olur? Oğlum illa bu adamın kalbine giden bir yol vardır ya. Şimdi bu tarz adamların sevdiği şey nedir amcaoğlu? Nedir amcaoğlu? Bu adamın derdi arsa değil mi? He. Ben diyorum ki dedem bize verdiği arsayı bu adama versek, bize bu araziyi verir mi? Sen var ya sen, bak bak. Mucit bak. Bak mucit. Mucit. Köpek sen. Bir dakika. He. Bu işte bir terslik yok mu ya? Yok yok, devam et. Gel. Şifa mı çalışıyor yani? Ha, çalışır tabii. Şefik, seni de, senin yapacağın işi de. Ne
burada? Ben ne lan? Ben ne oğlum? Hırsızlığa mı girdin oğlum sen benim evime? Öyle misiniz lan siz benim başıma? Katil mi edeceksiniz lan beni? Sen bir yandan Şefik bir yandan. Abi bak dur bir dinle beni. Mecbur kalmasam inan yapmazdım. Şefik planladı her şeyi, ona uydum ben. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hırsızlığın mecburiyeti mi olur ha? Abi kumara battık. Eğer borcumuzu ödeyemezsek beni de Şefik'i de yaşatmazlar. Şefik saklanıyor. Adamlar onun peşinde. Yardım et bize abi. Kumar mı? Oğlum siz haram parayla ne olacağını umuyordunuz ha? Ah benim salak kardeşim. Ah be Şefik. Abi yaptık bir hata. Bak gel yardım et bize. Bak Şefik sarardı soldu derdinden. Tamam tamam. Ben varım oğlum. Şefik'in kapı gibi abisi var. Geç söyle ona. Halledeceğiz borcu. Yalnız bana bak. Bir daha tekrarlanmamak kaydıyla. Abim be. Abilerin kralı be. Vallahi namını çok duymuştum da. Hakikaten bahsettikleri kadar var mısın be abi? Ver elini öpeyim. Tamam 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 oğlum tamam tamam. Tamam tamam. Dağıtmışsın her yere. Reyhan gelmeden toparlayalım şuraları da bir şey anlamasın. Şimdi yalnız bana bak. Bu borç meselesi aramızda, tamam mı? O iş bende abi. Ana maşallah, maşallah, maşallah. Dayı vallahi testere gibisin ha. Amcaoğlu şuna bakar mısın ya? Şu Nizamiliğe bakar mısın? Bak, bak, bak. Bir bak, bir bak. Gene niye geldiniz la? Ne istiyorsunuz benden? Ya Kerim Bey bir dur Allah aşkına ya. Ciddi bir teklifle geldik bu sefer. Ben diyeceğimi dedim. Teklif meklif istemem. Bir dur insan gibi dinle ya öf. Senin derdin toprak değil mi? He toprak. Bu arsayı çocuklara geri ver. Biz sana başka arsa vereceğiz. Hangi arsa? Kaç dönümmüş? Ya çok dönüm çok. Bak çok dönüm bir gel kendin gör. Beğenirsen işte takas ederiz. Ha, şimdi ben bu tarlayı size mi vereceğim, yeğenlerime mi vereceğim? Yeğenlerine vereceğim dayı. Bizim kimsenin tarlasında gözümüz yok. Peki, o zaman hadi gidelim görelim. Ama beğenmezsem üste para isterim ona göre. Beğenirsin, beğenirsin. Buradan daha iyi. Kasabaya yakın. Alo. Ne diyorsun kız sen? Evi su mu bastı? Tamam, geliyorum ben. Kapat, kapat. Ömer evladım, benim yarım saatlik bir işim var. Acil olmasaydı gitmezdim. Bak kardeşlerim burada. Sen akıllı bir çocuksun. Onları ben gelinceye kadar göz kulak ol. Oldu mu evladım? Olur Nurten teyze. Hadi ben gidiyorum. Hanım. Geldin mi? Geldim, geldim. Ne yaptın ben yokken? Ne yapalım? Böyle Elif'le film falan izledik. Ya. Vallahi senin kerata benden romantik çıktı. Kaşla göz arasında toplamış çiçekleri. Rıfat'ım ya bunlar ne kadar güzeller. Bak gördün mü? Ömer romantiklik konusunda aynı anasına çekmiş. Bak şimdi, romantiklik konusunda Gedelli'nin akım öncülerindenim ben. Evet, yeni nesil hep beni öne kalır. Ne tabii, yalan mı? Rıfat. Ömer ne yapıyor? Okuluna gidiyor değil mi? Bak aksatmıyor. Yok yok, gidiyor gidiyor. Hele bir gitmesin zaten. Gülsüm öğretmen kapıya dayanır. Onu da azarlar beni. Rıfat'ım ben sana ne diyeceğim? Bak
Ben her geçen gün daha iyi oluyorum. O ilaçlar da etkisini göstermeye başladı zaten. Ben diyorum ki sen artık buraya eskisi kadar sık gelme. Yani çocukların başında dur. Gülüm sen merak etme. Onu komşu yardımcı oluyor sağ olsunlar. Rıfat'ım konu komşu. Öyle işte benim içimde zaten kötü bir his var. Sen çocukların başında dur tamam mı? Merak etme zaten ben yanınızda elim ki ben. Elif var, Kenan abim var burada. Tamam Gülüm, tamam. Tamam sen. Hemşerim nasıl? Hoş geldin anne. Geç bulduk kızım da. Ne oldu, neyim var, bir şey mi oldu? Sorma vallahi. Abim bütün kasabanın kedilerini eve doldurdu. Ev ev değil, kedi barınağına döndü. Adım atılacak yer kalmadı vallahi. Allah Allah, iyi de abim onlara dışarıda bakıyordu. Niye eve getirmiş ki? Ben de anlamadım ki kızım. Seni özlüyor. Kendini de çok yalnız hissediyor herhalde. Sen diyorum bir gelsen, konuşsan, yapma etme desen. Yani biliyorsun kedileri ben de çok seviyorum ama bu kadar da çok fazla. Tamam tamam haklısın. Şey geleyim ben de şimdi seninle de bir konuşalım. İyi, hadi bakalım. Hadi. Şey. Hani şunu tutuversene. Fazıl. Oğlum bak kim geldi? Selma. Hoş geldin. Hoş buldum abim. Çok özledim seni. Gel gel otur. Seni bak kimlerle tanıştıracağım. Gel gel. Ben zaten tanıyorum bunların birkaçını işte. Sütlaç, güllaç, dayımik. Hı hı. Bak şunlar da biri minnoş, biri tekir, diğeri de kartopu. Çok tatlılar maşallah. Misafirliğe mi geldiler sana? Yo, misafirliğe değil ki. Bizde yatılı kalıyorlar. Senin yokluğunda yarenlik yapıyorlar bana ya. Benim mi yüzümden mi yani? Benim boşluğumu doldursunlar diye mi getirdin? Yo. Senin boşluğunu hiçbir şey dolduramaz ki. Ben 10 değil 1000 tane kedi getirsem bile dolduramaz. Ama ne yapayım Selma? Yine de seviyorum ben kedilerimi. İyi hissettiriyorlar bana. Yalnızlığımı unutturuyorlar. Abim sen yalnız değilsin ki. Ben varım, annem var. Tamam ben evlenip evden gitmiş olabilirim ama... bu seni terk ettiğim ya da kardeşlikten istifa ettiğim anlamına gelmez ki. Nerede olursam olayım ben senin küçük kız kardeşinim. Bu her zaman böyle kalacak, tamam? Biliyorum. Çok öpeyim. Tamam, mırlama ya. Tamam, bir şey yok. Tarla burası. İstersen parsele sorgudan da bakabilirsin. Kasabaya da yakınmış epey. Yakın yakın. Yakın ya. Dediğimiz gibi yakın. Beğendin mi? Ne oldu? Anlaştık mı? Hı? Yangın mı var orada? Amca olur. Rıfat'ın evinin orada değil mi ya? O mahalle. Amca olur. Vallahi o mahalle. Hoş la hoş koş koş. Koş koş koş.
Hayırdır ya? Bu duman ne böyle? Rıfat, koş eti. Senin evde yangın çıkmış. Ne diyorsun abi sen? Ne diyorsun? Nerede? Çocuklarım nerede? Rıfat oğlum, iki dakika işim çıkmıştı. Çocukları yalnız bıraktı. Nasıl yalnız bıraktın? Çocuklar içeride mi? İçeride. Alevlerin arasında mı? Çıkmamız lazım. Allah ben onlar olmadan çıkmam buradan. Kimse yok lan. Amcaoğlu kimse yok. Rıfat! Rıfat'ın buradan çıkmamız lazım. Bir dakika. Abi bırak, bırak. Ben de ateşler içinde kalayım. Bırak! Rıfat! Anam Allah'ın lazım. Rıfat! Çıkmamız lazım ya. Yıkıl. Kimse yok, hadi zehirlenecek. Hadi gel, hadi gel. Kimse yok, hadi. Hadi kimse yok. Hadi, hadi. Hayır, hadi. Çık, çık, çık amca. Hadi ben çıktım. Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi. Rıfat, hadi. Çocuklardı. Yavrularım ufacıktı. Yavrularım hem kadar da küçücüklerdi. Küçücük. Fat. Kardeşim sakin ol bak. İçeride kimse yok oğlum. Ha? Abi. Abi neredeler? Nerede benim evlatlarım, nerede? Kızlarım nerede, Ömer'im nerede? Neredeler? Oğlum içeride değiller. İçeride değiller Rıfat. Yok kimse içeride. Yoklar. Sakin ol, tamam. Geçtim.
kızım. Geçti kızım. Kardeşlerimi kurtardım baba. Kardeşlerimi kurtardım. Kardeş her şeydir demişti nenem. Kardeş dayanak. Kardeş sığınak. Ben o gün gördüm. Evlatlarımın yan yana abilerinin yanında olduğu, o yangından kurtulduğu gün. Ben kardeşliği o gün anladım. Kardeşinin olması ne demek o gün anladım. Kardeşlik sadece kan bağıyla olan bir şey değilmiş. O gün anladım. Kardeşlik can bağıyla olan bir şeymiş. O gün anladım. Bizi biz yapan o dağdı. Bizi kardeş yapan o dağ, gönül dağıydı. Annemin dediği gibi, benim kardeşim oydu. Ben sırtımı ona dayamıştım. O gün anladım. O gün pek çok şeyi anlayan pek çok insan gibi ben de o gün anladım. Bu çocuk mu kurtardı kardeşlerini? Öyle oldu işte dayı, görmüyor musun? Bize de oldu. Derede boğuluyordu bazda. Abim geldi, o yetişti. O kurtardı beni. Ama ben abimin yetimlerine sahip çıkamadım. Emanetine sahip çıkamadım. Siz haklıydınız. Ben bilemedim. Tarla onların. Ben hiçbir şey istemiyorum. Tarla onların. Onların olsun. Kardeş eksik olan yanımızdı. Kardeş tamamlayanımızdı. O gün anladık. Ve selam.